Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden selamlar efendim. Bugün 3. gündeyiz ve biz de sizlerle buradaki güzellikleri yansıtmaya devam ediyoruz. Çay denince biliyorsunuz çok marka var ama Estigol çayının ayrı bir özelliği var. Şu anda o standdayız. Özellikle bu çayı da bir de Karabel'e yaptığı zaman var ya. Vay maşallah, ama bu sefer bize çay da vermedi. Böyle enteresan bir uşak. Ama yakaladık değerli kardeşimi. Evet. Önce ben sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ürüne imza atmışlar. Evet. Sizin göreviniz nedir? Şöyle bize bir Esti çayı anlatır mısınız? Ben Esti çayın genel müdürüyüm. Yaklaşık 4 yıllık bir fabrikayız. Şu anda Türkiye'nin ve dünyanın en büyük cateringlerine hizmet vermekteyiz. Yine ayrıca İstanbul'daki bütün Beltur şubelerimizde yine Gold çay kullanılmakta. Evet. 215 tane kafe, restoran ve köşkte Gold çayımızın tadına bakabilir herkes. Orada biz tattığımız için siz biliyoruz. Tattığınız sıkıntı yok tabii ki. Hızlı ilerliyoruz çünkü çayımız gerçekten 33.73 aromaya sahip. Trabzon'un dağlarında üretiyor ve tamamen doğal bir çay üretimi yapıyoruz. Özel bir çay zaten. Özel bir çay, butik bir çay üretiyoruz. O yüzden de şu an ulaştığımız noktalar, yani Lüleburgaz'dan tutun da Bursa, Ankara, Antalya, İzmit, bütün Türkiye'nin her yerine çay gönderimine başladık. O yüzden herkesin çayımızı illaki denemesini tavsiye ediyorum. Çünkü bizim çayımızı içtikten sonra başka çay içmiyor kimse. Yani böyle de bir özelliği ama yani şöyle de bir durum var. Yani bize buradan bir paket çay veriyor kardeşim. Ondan sonra bir sene bekliyoruz. Estağfurullah. Ondan sonra Estigold'u ara babam ara. Olur mu öyle bir şey? Radyodan abi, bağır. Oradan bağır, buradan bağır. İşte sen satış yerlerini biraz çoğaltın ama bak bu çok önemli. Var. Yani hem internet üzerinden satışlarımız, internet siparişleri, tabii internet üzerinden de sipariş verebiliyorsunuz. Yine Bayrampaşa Yıldırım'da satış ofislerimiz var. Yine bazı noktalarda yine bizim çayımızı satan toptan vermiş olduğumuz bayiliklerde mevcut. Mevcut. Yani şimdi her şekilde ulaşılabilir. Şimdi Trabzon günlerinde, kültür günlerinde beraberiz. Esti çayı burada ikram da ediyorsunuz gelen misafirlere. Tabii. Onların size söyledikleri tadına baktıkları zaman nedir? Onu ben merak ettim. Yani şöyle, zaten herkes çayı içtiğinde önce bir çayda bir farklılık hissediyor. Çünkü 33.73 aroma olduğu için bir aroma, bir tat. Daha sonra zaten burada biz çayı herkesin denemesi için zaten böyle buradalarda stand kurup bütün halkımıza bu çayı zaten ücretsiz bir şekilde takdim ediyoruz. Yine buradan zaten beğenen, ki çoğu beğeniyor, alımları da oluyor, çay alımları da devam etmekte. Evet. Bir de Esti Gold çayının şöyle bir özelliği var. İnsanı genç bırakıyor. İşte genel müdürümüzü gördüğünüz gibi. Yani 15 senedir görürüm onu, hep aynı, hiç değişmez. Biraz Esti Gold çaya biraz fazla vuruyorsun biraz benim fazla gibi herhalde. Biraz fazla içiyorum, mecbur. Çok görüşmelere gittiğimiz için, evet, her gittiğimiz görüşmede 2-3 bardak içtiğimiz için bizi genç tutuyor diyebiliriz. Eyvallah. Peki başka bir mesajınız var mı? Başka bir mesela, herkesi Yeni Kapı Trabzon etkinliklerinde Esti çayımızı içmeye bekleriz. Peki, çok teşekkür ediyoruz genel müdürümüze. Esti Gold çay, işte gördüğünüz gibi efendim, gerçekten Karadeniz'in yüksek rakımında çok kaliteli özel çaylardan bir tanesi ve genel müdürümüzün de ifade ettiği gibi genç kalmak için kullanacağız, yani yapacak bir şey yok. Bizi izlemeye devam edin. Efendim, Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden hepinize tekrardan selamlar, saygılar. Tabii biz buradaki standları da geziyoruz. Burada derler ya, işte böyle el emeğiyle yapılan ürünlerimiz var. Yıllardan beri buna hizmet veren çok değerli bir abim var. Musa Aydın. Evet, Musa Aydın abi. Musa abi, seni bir tanıyalım. Kendini bir tanıt bize. Sonra ürünlere bir bakalım. Arkadaşlar, selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı işler olsun cümlemize. Hayırlı tatiller dileyelim. Öncelikle Gazze Filistin olayını değinirsek, gerçekten biz onlara başsağlığı diliyoruz. Sağlık sıhhatli, ailelerine sağlık sıhhat diliyoruz. Ölenlere rahmet eylesin. Kahve verirsen eylesin o İsrail'i, Amerikan'ı. Bunu kabul etmek lazım. Yani onlara gececini doğacağız. Evlerimizde Kur'an'dan okunuyor onlar için. Evet. Bizim burada Kur'an okuyoruz. Elimizden yedirince hepimizin başı sağ olsun. Ölenlere rahmet eylesin Cenab-ı Hak. Öyle diyelim. Evet. Murat kardeşimiz sağ olsun. Bizi tebrik etti. Burada bizi beğendi. Bizim köprübaşı olarak ağaç yani ürünleri. Yani bu ürünleri bizim her yerde şimdi tanıtmamız lazım. Yani özellikle bu ahşap işlerine çok dikkat verin. Kesinlikle. Çok dikkat edin. Bakın
Bu biraz çık olayı çıktı. Demir olayı bitti. Taş olayı çıktı. Bu iş bitti. Hastalık başladı. Ve bu çok sağlıklı. Doğru. Şimdi doğru. Azıcık net konuşalım bu işi. Aynen doğru. Şimdi ben de bunu ne yapmaya çalışıyorum? Elimden geldiğiniz kadar yaşım belki o kadar müsait değil ama çünkü yaşı 60'ı buldu. 60'ı geçti. Ya tabii yani. Ama hiç göstermiyorsun. Ama yaşımıza rağmen biz mücadele edeceğiz bu işlere Muratçığım. Etmek zorundayım. Evet, kesinlikle. Yani burada reklam olarak olsun. Millete alıştıralım ahşap işini. Ahşaptan yiyelim. Ahşaptan oturalım. Ahşaptan kalkalım. Doğru. Lütfen arkadaşlar. Özetle söylüyorum bunu. Sağlık için birebir. Teflon tavalar, çelik tencereler, ilacı bunlar. Özellikle şimşek kaşığı satıyorum ben. Normal diğer kaşıkları satmam. Çünkü kalıcı bu. Doğru. Bir de bakteri meselesi var. Evet. Mesela bakteri toplamıyor bunlar. Kaya almıyor, yağ toplamıyor, kararmıyor. Özelliği bir de şu abilerim bak tahta arabalarımız var. Yine çocukları plastikten kandırmayalım. Çocuklar plastik zehirledi. O, evet ona bir şey söyleyeyim. Ben çocukları onlardan aldım. 5 dakika sonra ne tekeri kalıyor. Olsun. Yani alıştırın. Plastikler bugün 400 lira. 500 bin lira plastik aynen var. Öyle. Bakın bunlar 200 lira. Evet. Bakın şu arabaları şöyle göstereyim size. Ben bir tane Muratçığım müsaade eder misin? Bakın şu arabaları ahşap araba. Bizim doğal hayatımız bu. Evet. Doğal ahşap araba. Bunları çocuklarımıza, yeğenlerimize, torunlarımıza alalım, gösterelim. Bir de bu da kuş lastiği mi? Ay kuş lastiği hiç sorma. Çok ilginç bakın. Evet kuş lastiği. Bunların fiyatı ne? Bunlar mesela 150 lira, 200 lirası ciddiye. Bunlar çok ilginç. Bakın bunlar sessiz sıra. Ahmet Güngör, bizim yapımcı abi Ahmet Güngör. Ne kadar kuş lastikle kuş avına gitmişim biliyor musun? Gerek yok. Birer tane alalım birbirimize taşalım. Yemin ediyorum. Çok özel. Şimdi abi şimşirlerimiz zaten belli. Bunlar şimşir kaşıklarımız dünya çapında. Bunlar ben fuara veriyorum. Kutalımız var. İzmir kutalımız aynen. Muratçığım bak Murat çok güzel söyledin onu. Evet. Kutalımız var. Bunları tavsiye ediyorum özellikle. Şunu özellikle böyle bu kutalı her yakalayamazsın ha. Bu 1000 tane komar ağacın değil aynen, mi? Aynen komar ağacın. Onu yakalamak aynen, önemli mümkün yani. Mümkün değil. Yani çok zor. Bir kilometre dolaşacağız ormanda. Bir kilometre. Kesinlikle bak, çok dikkat edince gelirim. Yani bunu yakalamak böyle yapıştırma falan değil. Ha bu özü bu. O, kendi evet, özü, evet. Özellikle kendi özüdür. Bir de bunu şimşirlere özetle söylüyorum bakın. Bunları benden al demiyorum asla. Nerede buldunsa alın, ahşap alın. Plastik falan geçin. Plastik, demir bunlar doğru, bizi doğru. Öldürdü bunlar. Kanser etti bizi resmen bu. Onun için ahşaba dönelim arkadaşlar. Sağlıklı şimdi, yaşayalım. Yani doğru. Şimdi bir de sağ olsun Murat kardeşimiz. Bakın burayı dolaşıyor. Burada etçilik alanı var. Büyük bizim Sadıroğlu İsmail abimiz evet. Allah razı olsun. Zeytin başkanımız, Evren başkanımız. Evren başkan. Sağ olsun Murat kardeşimiz de abimiz de bizi tercih etti. Evet. Televizyonda bizi izledi. Bizden yayın istedi. Buradan örnek bir şey istedi bizden. Reklam istedi. Buradan sağ şu olsun. Anda bizi izleyenlere şunu diyelim. Standımızın hangi stand bu? Bu federasyon ha burası. Yok. Trabzon ne köprübaşı standı. Ha köprübaşı standı. Evet. Gelenler buraya uğrasınlar. Kardeş şehrimiz Kahramanmaraş. Biliyorsunuz orada Trabzon Caddesi, Trabzon'da Maraş Caddesi meşhurdur. Bunlar bizim kardeş şehrimiz. O standın içerisinde buradaki köprü başında el emeği, göz nuru sağlığınız için bunları tercih edebilirsiniz. Bir de Kahramanmaraş'ta Trabzonlar Derneği var. Evet. Onun da yönetimindeyiz. Hem de onun da standı var burada. Evet. Uzaklaşadır bu. Evet. Allah razı olsun. Sağ olsunlar diye. Tabii. Yani bizi haberiniz olsun buradayız. Diyor yarın da buradayız. Bizi yalnız bırakmayın lütfen. Rica evet. ediyorum. Yani ben ya bu... Ahmet abi şimdi bu o kadar güzel bu kuş lastiği yapmış ki biz böyle orijinalini yapmak mümkün ya, mü? Şimdi, Şamiyel'den yapardım onu. Aynen öyle. Ya, Şamiyel'den. Tabii. Şamiyel. Yani şimdi bu çatalı, bu kadar orijinal bir çatalı. Bunu nereden buldun sen? Şunu bakın. Bir kilometre dolaşıyor bu ormanda. Doğru. Bulamıyor. O da yok yani. Öyle altın nereden, altın bu. Nereden? Sabah önemli lan bunu. Yani bu avuç önemli de. Öyle. Yani onu öyle bilin arkadaşlar. Bir de balımız da var ha. Bak bu da Köprübaşı'nın dağından gelmiş. Abi hayır, sap derken o tarafa niye baktınız özellikle? Sap derken onu cedal... Yok hayır yani. Şimdi abi cedallamada bakmadı bana. Yok. Sen kötü değerlendir. Yok. Öyle de Murat. Ahmet abi. Ahmet abi sen yanlış anlama. Yok. Murat abi işleri karıştırdı. Yok. Bir de balımız var bakın yayla balı. Bu Trabzon'un Köprübaşı ilçesinin yayla balı. Hiç katkısızdır. Orijinal çiçek balıdır. Bunu özellikle bakın şöyle de şunu hem fiyatı yazı, uygun ha, fiyatı da uygun. Çok. 1000 liradır. 1400 gram. Şu Ahmet abi şunu içine çekebilir misin? Üzerine yazıyı. Abi. Evet. Aldın mı? Eyvallah. Neyse. Bunu söyleyeyim evet. Zaten söylüyoruz. Şimdi bir yani daha, balımız var. Balı, evet. Doğal kaşıklarımız var. Çocuklar için oyuncaklar motorumuz var. Motorumuz da var bakın. Motor var. Bu motor üçünde yapılıyor.
dikkatinizi çekerim. Bu da yine köprü başında. Tabii ya, ama elemi üstünde yapılıyor. Evet. Üstünde. Bak buna üstün adam buna değer vermiş. Evet, evet. Ama işte bizim bu Karadeniz'de bu işlerde pek çok yani ya. Aslında değer vermek. Alıştıramadık yani, ya Murat ya. Bundan sonra ona yoğunlaşalım ya. Yani. İşte senden de hasreden benim evet. Ricam da bu. Evet, senin telefonunu almışım telefonunu. Gerekirse böyle şeyde buluşalım. Her hatta zaman. Derneğe gel. Kaçmaca derneğe gel. Tabii tabii. Algılayalım seni. Ağlayalım seni. Mübarek. Çarşamayın orada bizim eğitimimiz var. Tersimiz var. Tamam inşallah. Orada çemence saz. Hep beraber beci, buluşuruz. Çok teşekkür ederim. Orada tamam. Gelirsin inşallah. Tamam. Murat'cığım bu imkanı bize verdiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Abim bu imkanı bize verdiğiniz için teşekkür ederim sana. Sağ ol. Allah razı olsun. Başarılar diyorum. Eyvallah. Buradayız inşallah. Evet, gel diyelim. Sen şimdi gel yanıma. Evet, bak şimdi. Bak benim oğluma Murat Han'a bir bu topaç. Murat Han hoş geldin. Gel Murat Han gel şöyle. Sen ellerini öpüyorum. Evet. Hocam bu nasıl çalışıyor bir göster de kamerada alsın onu. Bana bir hemen Murat Musa abisiyle beraber bunu evet. hazırlasınlar ve şöleni başlasınlar değil mi Murat? Evet. O yerim onu ellerini. Murat Han bu. Murat Han mı? Murat Han. Hanı da var. Başım hani üstündesin. Var. Ellerini öperim ben mübarek. Şimdi Murat'cığım bunu böyle çeviriyoruz. Gördün mü? Bak gördün mü onu? Şimdi şöyle tutar mısın şunu? Heh. Sal bakalım şimdi. Şöyle bak. Yere. Şöyle bir sal. Yere at çek. At bakayım. Çek. Tamam da dönüyor. Tamam da dönüyor. Dur. Atma dur. Bak ben şimdi göre, sana göteyim onu. Onunla çok hızlı bir şey yapalım diyor. Murat'ın babanın da zamanı yok. Bırak şimdi sen onu sal şimdi, ben bakayım. Sen göster. Bak şimdi. Evet, çok güzel dönüyor. Tamam lazım. Evet, pardon. Evet. Sen hakkını helal mübarek. Murat şimdi şöyle tut sen. Şu bağı. Salla. Sıkı tut. Bak. Bak. Evet, şu an abiler. Bak nasıl dönüyor, görüyor musun? Evet. Topaç Murat abimize hediyemiz bizden. Firmamızın hediyesidir. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Amcaya teşekkür ederiz. Amcaya teşekkür ederiz. Efendim bizi izlemeye devam edin. Saygılar. Abi görüşürüz. Teşekkür ederim. Efendim Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden hepinize bir kez daha selamlar, saygılar. Tabii biz burada standları sizlere tanıtmaya gayret ediyoruz. Onları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Şu anda da Trabzon Üsküdarlılar, Üsküdar Trabzonlar Derneği'nin standındayız. Burada da evet 3 yıl beraber okuduğum Sürmene Ticaret Lisesi'nden çok değerli kardeşimi İknur Bilgin'i yakaladık. O da görevliğimiz, sağlıkçı bir kardeşimiz. Sağ olun. Evet İknur seni görmek ne güzel. Ben de sizi gördüğüme mutlu oldum. Böyle günler bizim için çok özel ve değerli. Bütün kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi bir arada görüyoruz. Dostluğun pekiştiği bir gün bizim için. Bu etkinlikleri düzenleyen bütün büyüklerimize teşekkür ediyorum. Üsküdar Trabzonlar Derneği ne yapıyor burada? Onu bize bir anlat bakalım. Üsküdar Trabzonlar Derneği, burada çikolata satışlarımız evet. var. Evet, tabii standlardaki ürünleri de sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. İknur, burada tabii ki bunları satıp derneğe bir katkı herhalde değil mi? Derneğe ihtiyaç sahiplerine, yetim öksüzlere bunların gelirleriyle fayda sağlamaya çalışıyoruz. Yıllardır da bunu yapıyoruz. Burada da yine resimlerde de var. Evet. Bunların gelirlerini ihtiyaç sahibi ailelerimize, yetim öksüzlerimize bağışlayacağız. Evet, bu arada başkan gelmedi. Nerede başkanınız? Başkanımız geliyor. Geliyor mu? Peki, peki. Buradan da özellikle hocama, Ali Bilgin'e ellerinden öpüyorum. Hocamız Allah şifa versin. Biraz herhalde değil mi? Yani, evet, hastalarımıza da şifa dileyelim. Evet, hocamız böyle çok değerli bizleri işte yetiştiren hocalarımıza minnettarız ve onlar bizi yetiştirdi, biz de buralardayız. Çok teşekkür ediyorum, hemen teşekkür yan tarafa geçelim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Efendim yine burada el ürünleri var. Burada bir hanımefendi var, onu bir tanıyalım. Efendim tanıyalım sizi. Ben Fatma Tayfur, yapmış olduğum el emeği ürünleri şu an dernek vasıtasıyla satıyor. Bunlar hep el ürünü mü? Evet, hep el yapımı, doğal taşlar. Hmm. Gerçek doğal taşları işleyerek, tasarım yaparak kolye haline getiriyorum. İnsanlara şifa niyetine. Evet, şifa niyetini veriyoruz. Evet. Derneğimize katkı ve kimsesizlere de yardımda bulunuyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür efendim şu anda Üsküdar Trabzonlar Derneği'ndeydik. Buradan bu değerli isimlere de teşekkür ediyoruz. İknur sana ayrıca bir daha teşekkür ediyorum. Teşekkür kolaylıklar ederim. Diliyorum. Efendim bizi izlemeye devam edin. Efendim Yeni Kapı'da standları sizlere tanıtıyoruz. Şu anda Dikmen Derneği. Evet seni bir tanıyalım abi. Dikmen ben, Derneği. Dikmen Dernek nereye bağlı? Başkanı Nihat Günbatı. Dikmen, Sakarya Hendek, Dikmen Köyü. Ay maşallah. Dikmen Köyü 118 yıl önce tamamı şal pazarından çıkıp gelen 14 haneden kurulan oraya bir köy. Yerleşti. Şu an yaşayan 1300 hane var.
3000'i aşkın nüfusu var. Biz de köyümüzü tanıtmak için buradayız. Ne güzel. Peki sizler standa ne tanıtıyorsunuz? Köyünüzü mü tanıtıyorsunuz? Köyümüzü tanıtıyoruz ve burada bulunup sosyalleşiyoruz. Şu an tanıttığımız sadece yöresel kıyafetler. Başkanım şurada bir şey gördüm. Bu Dikmen Yaylası mı? Burası Dikmen Yaylası. Ya şuraya bakar mısın abi? Peki bu yaylaya bizi niye çağırmıyorsun Sayın Başkanım? Yani? Her zaman çağırırız. Buyurun gelin. Bir gün gidelim Ahmet. Temmuz'un ilk haftası. Bu sene Haziran'ın son haftası yayla şenliğimiz var. İnan tam bizim Karadeniz yaylaları gibi bir yayla yani. Zaten daha o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Demek Dikmen'e gelsek bu yaylalara çıkabiliriz yani. Zaten orası Küçük Trabzon diye öyle tanıtıyoruz mi? Biz. Tamamı Trabzon yöresinden gelme. Buyurun gelin. Aynı kültür, aynı etkinlikler İnşallah. Yaşanıyor. Peki Sayın Başkan siz Trabzon'un neresindensiniz? Trabzon Şalpazarı, Simenli köyünden gelmeyiz. Köyünden. Evet. Evet, oradan göç etmişler efendim. İşte Hendek'te Dikmen köyünü kurmuşlar ve şu anda 1500 nüfus, değil mi Sayın Başkan? Evet. Maşallah. Evet. Yöresel burada kardeşlerimiz var. Onları şöyle bir isimlerini alalım. Sizi bir tanıyalım. Ablamızın ismini bir alalım. Ayşe Köseoğlu, Hendek Dikmen köyündenim. Evet Ayşe abla, bu giymiş olduğunuz yöresel bir kıyafet mi? Evet, yöresel kıyafet. Karadenizimize özel. Evet. Şalpazarı. Evet, bir de Hemence orada var. Herkes de Hemence yok. Evet. Hemence bu asılana Hemence deniyor. Sizi bir tanıyalım. Ben Eda Nur Işık. Biz de Şalpazarı'ndanız. Yani giydiğimiz kıyafet Şalpazarı yöresine ait. Evet. Buraya kültürümüzü tanıtmaya geldik. Bu arada Şalpazarlılar iyi horon oynar. Onu da belirtelim. Sizi bir tanıyalım. Ben Esma Kandil. Şalpazarı'ndanım aynı şekilde. Öyle geldik. Evet. Ben Hanife Türkmen, Kirastepe'de oturuyorum ve Asar üzerimizdeki kıyafetlerimizden, kına gecelerimizde sürekli biz Kirastepe'de giyiniriz. Ve geyikli... Yani orada güncel kıyafet olarak kullanıyor musunuz? Evet, kına gecelerinde Kirastepe'de sürekli kınalarımızda, kına gecelerinde, bayramlarda, keşkek yapıldığı zamanlarda kullanıyoruz. Yani Geyikli'den evliyim ama Hendek Dikmen köyünde doğma büyümeyim. İyi maşallah. İyi maşallah. Peki çok teşekkürler. Temsil ediyorum. Trabzon Dernekleri Federasyon Kadın Kolları'nda yönetimdeyim. Şalpazarı Şalfet Kadın Kolları'nda yönetimdeyim. Burayı da kendi köyümü de temsil ediyorum. Her yerde varım. Peki. Sayın Başkanım, şimdi öyle bir zamana geldik ki biz eskiden çocukluğumuz Trabzon'da geçti. Çeşan peştemalı çok görürdük. Yani yöresel kıyafetimiz. Evet. Şimdi zaman ilerledikçe oralarda da bunları görme şansına sahip olamıyoruz maalesef. Geriye dönüş başladı. Evet, kültürümüze. Evet, işte onun için bu kıyafetler bizim için de çok önemli. Kültürümüzü unutmamamız lazım. Bunu gençlerimize aşılamamız lazım. Evet. Ne kadar da büyük şehirlerde yaşamış olsak bile kendi kültürümüzü, kendi özümüzü işte bizden sonra gelecek olan nesillere, çocuklarımıza alıştırmak lazım. O açıdan da sizlere teşekkür ediyorum. Bizler zaten kültürümüzü yaşamayı ve yaşatmayı gayret ediyoruz. Evet. Onun için buradayız. Başkandan sözü aldık. Dikmen bekleriz. Evet, yaylasına bir çıkacağız inşallah. Bilmiyorum başkanım, o zaman göreceğiz. İnşallah. Burada yani. İnşallah. Şöyle bekleriz. Kapı gibi önüne koyacağım onu. Bekleriz. Peki. Tarih Haziran'ın son haftası. Evet. 30 Haziran. Tamam, Temmuz'un inşallah. Başıydı. Tamam, bu sene Haziran'ın son haftası. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bekliyoruz. Buyurun, son bir şey söyleyecek. Yarın burada defilemiz olacak. Bizim Şalpazarı Asar kıyafetlerinin defilesi de olacak. Evet, herkesi bekliyoruz. Evet, yarın da defile var. Yöresel kıyafet defilesi. Şöyle ekranda da şu yayla fotoğrafını Ahmet abi alırsak. Şu güzelliğe bakar mısınız? Maşallah ya. Bu gerçek değil mi fotoğraf? Yaylaya göç gününde çekilen bir fotoğraf. Yayla şenliğinden bir hafta önce göç olur. Okulların kapandığı hafta, bir hafta sonrası. Bu göç gününden alınan bir fotoğraf. Şu koyunlarla beraber başkanım senle bir çıkacağız oraya. İnşallah. İnşallah. Mevlam nasip edersin. İnşallah. Bekleriz. Çok teşekkür ediyorum. Bekleriz. Efendim bizi izlemeye devam edin. Yenikapı'dan 3. günden hepinize selamlar. Standları gezmeye çalışıyoruz efendim. Şu anda Trabzon İpek Yolu Kooperatifindeyiz. Ve buranın başkanı efendim, sizi bir tanıyalım. Bahar Kastan, İpek Yolu Kooperatifi olarak biz de buradayız. Dernekler Federasyonu, Trabzon Dernekler Federasyonu yönetimindeyiz. Her sene düzenli olarak gelenekselleşmiş Trabzon günlerini
kültürümüzü yaşatmak adına buradayız. Evet, burada neler yapıyorsunuz? Burada Trabzon'un unutulmayı tutmuş yöresel el sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmak adına modernize ederek satışlarını gerçekleştirmekteyiz. Trabzon 18 ilçesinde belediye başkanlarımızla birlikte kadınlara üretim tesisleri kuruyoruz. Ve unutulmayı tutmuş el sanatlarını her ilçede bir temsilcimiz olmak kaydıyla üretim ağındayız. 598 üretici kadınla birlikte Trabzon'un sanatını yaşatıyoruz. 598? Evet. Ekip kuvvetli maşallah. Evet, çok kuvvetli. Onların el sanatı bizim de iyi proje yazma, yönetme tekniğiyle birlikte İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı DOKAP'la birlikte kadınları için hibe projelerden ne faydalandırıyoruz, atölyeler kuruyoruz. Çok teşekkürler. Başkanım. Rica ederiz. Sağ olun. Buradaki ürünler sizin atölyede çıkan şeyler değil mi Sayın Başkanım? Evet, burada bütün kadınların, Trabzon'da emeği 598 var. Üretici kadın emeği var. Evet, peki. Ablamızın yanına da gidelim. Başkanım teşekkürler. Evet, başkanımız ifade ettiği gibi burada da Ayşe Hanım bu ürünlerin tabii ki detaylarını bizlere anlatsın. Ayşe Hanım, çok güzel emekler var burada. Bunları hepsini 598 hanımefendinin yapmış olduğu ürünler. Şöyle bize bir anlatır mısınız efendim? Evet. Bunlar dokuma tezgahından çıkmış ürünler, el dokumasıdır. Hepsi el işçiliğidir. Bunlar bir başka ilçedeki kadınlarımızın yaptığı saç tokaları. Bunlar takılarımız, miyukilerimiz. Hepsi ayrı ayrı atölyelerde yapılıyor, ayrı ayrı ilçelerde. İşte bunlar anahtarlıklarımız, bunlar ipek kozası, yakalıklarımız, yine tokalarımız. Bu arkadakiler de aynı şekilde peştema kumaşından yaptığımız yöresel çantalarımız. Yöresel bebeklerimiz. Yani yok her türlü ürünlerimiz mevcut. Burada da evet, yine oraya da bakalım o zaman. Bu da dokuma tezgahımız. Evet, dün onu görmüştük. Evet. Bir kez daha alalım. Bu da dokuma tezgahımız. Bundan çıkan ürünlerimiz şu şekilde yapıp, yani bu tamamen el emeği, çok zor dokunan bir işlem, yapılan bir işlem. Bunun emine yok. Hayır, tamamen bu dokuma olarak bu şekilde. İplikler bir alt bir üst olarak dokuma. 4 günde burası biter herhalde. Bir haftada ancak biter. Peki. Bu dokuma tezgahından çıkan ürünlerimiz önce kumaş halinde çıkıp sonra ürün haline gelen bunlar. Aynı şekilde dokuma tezgahından çıkan da ürünler. Tabii. Bunlar da peştemal kumaşına yapılan evet, ürünlerimiz. Yöresel yani bunlar da şu dokuma tezgahından çıkan ürünlerimiz. Yani daha birçok ürünlerimiz var ama bu kadar. Bunlar efendim? Bunlar da aynı şekilde kenevir ipliğinden dokunmuş, atölyede dokunan kumaşlardan özel tasarımla yapılan kıyafetlerimiz. Yani bunlar özel tasarımlar. Evet. Şöyle bir tane çıkarayım. Evet, şu anda buradaki standa geldik. Burada da gördüğünüz gibi birazdan bunları tanıtacaklar. Efendim siz görevli misiniz burada? Evet, tanıyalım sizi. Fatma Köşeli. Fatma Hanım, şimdi burada şunları bir bize tanıtır mısınız? Şuradan başlayalım. Kokulu üzüm pekmezi, İzabella üzümümüzden, kendi bağlarımızdan yapmış olduğumuz, sıfır şekersiz, katkısız, tamamen doğal. İncir reçelimiz, üretmiş olduğumuz çilek, kendi bahçemdeki çileklerden reçel yaptık. Bunlar. Evet. Reçelimiz, incir reçelimiz, kokulu üzüm pekmezimiz bu şekilde. Aynı onların minyatürleri, evet, küçükleri minyatürleri, evet. Her bütçeye göre yaptık. Buradakiler hep bahçeden gelen değil mi? Evet, tamamen doğal. Evet, doğal. Evet, tamamen doğal. Efendim işte bu evet. Asıl doğal mandalina, bu pazardan aldığımız var ya, pazardan evet. Aldığımız onlardan değil. Bahçeden yetişen mandalina. Bizdekiler de gerçek abi, evet. Gerçek. Gerçek. Evet, evet. Peki bunlar da imalat efendim. Yani evet, kendi desenli, ürün. Kendi evet, ürünlerimiz. Kendi ürünlerimiz. Ne güzel, elinize emeğinize teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Böyle sizleri, bu hizmeti görünce, bilhassa bayanlarımızın bu mücadelesini görünce bizler de mutlu oluyoruz. Tebrik ediyorum sizleri. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Efendim bizi izlemeye devam edin. Efendim Yeni Kapı'da Trabzon Kültür Günlerinden selamlar, saygılar. Şu anda yanımda Köprübaşı'nın, Köneşeran'ın yiğit bir abisi var. Önce sizi bir tanıyalım. Ben Süleyman Sancak. Süleyman abi nasılsın, iyi misin, neler yaparız, şöyle bir anlat bize kendini. Bir şey yaptığımız yok, emekliyiz. Ne diyorsun abi? Nerede yaşıyoruz abi? Almanya bura. Evet. Yani köprü başına gidiyoruz inşallah. Abi oradaydım, yeni geldim. Ya orada bu bizim bir başkan var, Evren Sancak, bilmiyorum tanır mısınız? Onun yaylada
Onun yeğenim. Öyle mi? Yaylada onun bir evi var. Böyle bir şato gibi. Dedim ki bizi bir getir de orada bir çay içelim. Hala gidemedik. Yani bu bir devana da bir götürsün biz oraya. Tamam tamam. Kavurmayı yedik. Sağ olsun Ali Osman'ın orada Sesli Kaya'da bize kavurmayı yedirdi. Sayın Başkanım seni de şöyle alalım. Ha tamam öyle de alsın. Evet, dayım sen Almanya'ya gidip geliyorsun. Güneşeray her tarafta. Maşallah yeğeninle biz gurur duyuyoruz. Çok güzel hizmetler yapıyor. Bütün hemşerilerin yanında. Onun için Sancak ailesinden böyle yiğit de bir evlat çıktığı için herhalde gurur duyuyorsunuz. Tabii tabii. Peki başka bir mesajınız var mı dayım? Yok başka niye olsun? Eyvallah. Ya dayı diyor ki beni darlama diyor. Ya ben abiyle geri gülüyorum. Peki Sayın Evren Başkan. Tamam geçeceğiz. Önce Evren Başkanım bugün üçüncü gün. Evet. Dayı da burada. Ne evet. Güzel. Tabii gelen giden oluyor. İnsanlarımız mutlu burada. Evet. Üçüncü günde neler ifade etmek istersiniz? Vallahi hava güzel. Sanatçı kadromuz da bugün iyi. Bugün Fenerbahçe'yi de yeneceğiz inşallah. Daha ne isteriz? Trabzonspor ulan. Trabzonspor ulan. Aynen öyle. Başkanın öyle bir herkesi, mesajı var. Herkesi bekliyoruz. Evet peki başkanım. Tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Herkes gelsin o zaman. İnşallah. Peki hemen yine burada bir abimiz var. Hemen ona gidelim. Sayın abim merhabalar. Oturun abi rahatsız olmayın. Evet sizi bir tanıyalım. Ben Metin Sancak. Metin abi Köprübaşı. Köprübaşı. Siz neler yaparsınız? Şöyle bir tanıyalım sizi. Maliye ve Hazine Bakanlığı'ndan emekliyim. Oy maşallah. Yeni burada mısınız? Buradayım şimdi ben zaten. Trabzon'a ara sıra gidiyorum işte evet. Yazı fındık zamanlarına. Yani Kahvadüzü'nde bir çay molası vereceğiz o caminin avlusunda. Kahvadüzü'nde ve Taşlı'da bir et yiyeceğiz. Bak orası. Taşlı. Benim yaylam Taşlı. Ben orada büyüdüm. Taşlı yanısı. Tabii Taşlı. Yani herkes o yöreye gelir genellikle Taşlı yanısına. Orası merkezi bir yer olduğu için. Ama şimdi Coşkun Granı'nda var ya tam tepede bir yer. Oradan kuş bakışa bütün yaylalarda gözüküyor ama Taşlı'da Hancıoğlu'nda molayı vereceğiz. Şimdi şu kimisi, kameramanı getirelim mi? Biraz fazla et yiyor. Yani bizim masrafa çok. Kimisi Hancıoğlu'nda yiyor, kimisi başka tarafa tercih ediyor. Herkesin tercih şekli farklı. Ama genellikle yani Karadeniz'in yöreye gidilenin çoğu Taşlı'da yiyor. Aslında yani kesinlikle. Orası o yeri şey etmiş yani o et işini onlar iyi beceriyorlar. Beceriyorlar. Bir de merkezi bir yerdir. Yani yıllardan beri orada hanlar çok eski. Gerçi bütün yani, yaylarda var aslında ama. Köşk yaylası ondan değil daha mi? Merkezi bir yer daha iyi bir yer ama o bu işi onlar o kadar beceremediler. Bizimki evet. O şeyle yani köşk yaylasına insanlar bunu bu kadar beceremediler. O zaman aslında, bu işi öğrenin diyor. Yani tabii evet. Aslında yani Taşlı'ya bu işi kaptırdılar. Yoksa konum olarak Güneşer'e şey yani köşk yaylası tabii, daha iyi bir yerde. Doğru, daha merkezi bir yerde. Doğru, daha düz bir arazi. Ödeki Taşlı yarısı Taşlı'nın içerisinde yolu bile ortadan gidiyorsun. Sadece hanların olduğu yer var yani evet. Başka doğru. Bir de şeyi yok ama bu işi iyi yaptılar için bir de reklamını da güzel yaptılar için herkese söylüyorsun nerede Taşlı yolunda git falan yerde ye diyor. Onun için o reklam da önemli. Doğru. Yani herkes Taşlı'ya var. Gelsin efendim. Benim yaylam Taşlı olduğu için ama ya, tabii Taşlı bütün yaylalar bizim o işin ezberçi. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim biz burada tabii şu anda değerli isimlerle konuşmaya devam ediyoruz. Sizi bir tanıyalım efendim. Öncelikle siz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Muzaffer Bayraktar. Emekli öğretmen, Dernekler Federasyonu'nun en uzun yönetiminde kalan kişi olarak şu aynen anda öyle. Bahsediyorlar. Aynen Muzaffer abi yani herhalde ben bir 30 senem var. Seni her zaman bu işlerin içerisinde gördük. Onun için sağ olun, var olun. Sağ olun. Sizin de etkinliklerinizi, çalışmalarınızı cani gönülden izliyoruz, zevk alıyoruz. Başarıların devamını diliyorum. Bir önceki döneme kadar federasyonla çalışmaya devam ettik. Baktık yaş hayli ileriye gidiyor. Gençlere bıraktık bu çalışmaları. Ya Ahmet Güngör de oradan diyor ki Divan'a yaşlandı. Daha dur bakalım genç abim genç. Ama ben Ahmet Bey'den önce konuyu ele aldım. Ya Ahmet Bey'i de her yerde görüyoruz. Bu, evet. Maşallah iyi çalışıyor yani. İyi çalışıyor abi. Saygılarımı sunuyorum Ahmet Bey. Abi o bu işlerle motive oluyor. Bu böyle yapmazsa var ya bu bir hafta sonra kupas gider. Hayır o değil Trabzonspor'la ilgili de çalışmalar var. Onu da görüyorum. Var abi. Ama bu akşam puan alamazsak Ahmet Bey suçlu sensin ona göre. Peki Muzaffer abi. Öpüyorum. Allah uzun ömür versin. Çok sağ olun. Sizleri hepimiz seviyoruz. Hepimiz çünkü kendi bölgesine hizmet eden kim olursa olsun bizler için çok önemli. Sizler de yıllardan beri bu hizmeti veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu bizim görevimiz. Sağ ol. Evet yine efendim benim çok değerli abim yıllardan beri o da
Trabzon Dernekleri Federasyonu. Yani Karadenizler nerede, o ne orada. O da kendini şöyle bir tanıtsın sizlere. Tanıyalım efendim. Ben Kaan'ı Saka. O çiçekle alıyor seni. Sosyal faaliyede, sosyal faaliyede yeterince de olmasa bir hizmet sağlıyoruz. Kaan abi. Kültürel değerlerimizi. Bir şey söyleyeyim sana. Buyurun. Sizlerin buralarda olması zaten büyük bir hizmet. Size Allah sağ olun, size sağlık, sıhhat, afiyet versin. Sevim cümlemize sağ olun. Amin. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Kaan abim, başka bir mesajın var mı? Sağ olun. Herkes gelsin diyelim. Herkes gelsin. Herkes. Peki. Abi, komşusunu alsın gelsin. Gelsin, evet. Peki, hatta teşekkür. Mahalleyi diyelim ya. Mahalleyi de alsın gelsin. Evet. Doğru. Peki efendim, bizleri izlemeye devam edin. Efendim, kültür günlerinden hepinize selamlar, saygılar gönderiyoruz şu anda. Bizleri ekran başında izleyen siz değerli izleyenler. Burada çok değerli bir yazarımız var. Tabii bölgemizde her yöreden dedik ya, kültürümüz anlamında sanatçımız var, yemeğimiz var, şunlar bunlar, ama yazarlık kolay iş değildir. İşte bölgemizin çok değerli yazarlarından bir tanesi. Bizler onu çok iyi tanıyoruz ama kendisini bir sizlere tanıtsın. Sonra buradaki kitaplara bir bakalım. Evet, bir tanıyalım sizi. Teşekkür ederim. Mustafa Durmuş. 12 eserim var. Trabzon Yazarlar Derneği Başkanı, Avrasya Basın Yayın Birliği Genel Başkanı, Avrasya Gazeteci Yazarlar Federasyonu Genel Başkanı, Uluslararası Gazeteci Konfederasyonu Başkan Vekili. Tabii bizler Trabzon'dan İstanbul'a geldik. Trabzon'daki yazılan eserlerin 2200 ölü veya diri yazarın eserini taşıyoruz. Tabii eski Trabzon, Batım'dan Kastamonu'ya kadar olan bir bölge. Burada Trabzon'da yazılan eserlerin İstanbul'da bulunan Trabzonlulara armağanını getirdik. Neler yapıyoruz? Trabzonlu neler yapıyoruz? Ne gibi işlemler yapıyoruz? Aynı zamanda Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkan Vekili, Trabzon temsilcisiyim. Evet. Trabzon'da bir temsilciliğimiz var. 100 metrekare çok güzel bir yerimiz var. Burada tabii burası Trabzon günleri. Trabzon'da hizmet etmek. Bir de Trabzon evimiz var. Trabzon'un hizmetinde. Aynen. Allah izin verirse 340 metrekare bir kütüphanemiz var. Onu baştan sona dolduracağız. Burada İstanbul'da tabii dolduracağız. İstanbul'da Trabzon'la ilgili ne lazımsa içinde bulunacak. A'dan Z'ye ne gerekiyorsa. Şu anda onun hazırlığını yapıyoruz. Tabii bunlar kolay işler değil. Eser kolay çıkmıyor. Tabii ne mutlu ki böyle bir eser, böyle bir Trabzonlu, böyle bir şeyler hizmet ediyoruz. Teşekkür ederim. Abi teşekkür ediyoruz. Tabii bölgemizden böyle değerli bilim adamları bizim için çok önemli. 12 eser dediniz değil mi? Eser. Yani Erkan Ocaklı dayı. Öyle mi? Evet. Rahmetli Erkan abiyle alakalı da yine güzel bir eseri var. Buradaki kitaplar genelde buraya koyduklarınız... Hep Trabzon. Hep Trabzon. Tabii, hep Trabzon tabii. Bölgemizin bunları yazan bölgemizin yazarları mı, yoksa yani Trabzon'u anlatan başka yöre? Hep Trabzon. Hocam var. Osman Baş sinema sanatçısı. Evet, Osman abiye de gidelim. O zaman aynı, şöyle durayım. Zamanda... Evet Osman abi, hoş geldin. Sinema hoş sanatçımız oldum, Osman abimizle beraberiz. Osman abi, yaş 65 var herhalde. Biraz daha yukarı çıkalım. 80... Hadi 66 olsun. 87. Maşallah. Evet, şimdi onu şey dedi bizim Osman abi, Temel'e sormuşlar kaç yaşındasın, demiş 50. Evet. Aradan 10 yıl geçmiş, gene sormuşlar kaç yaşındasın, yine demiş 50. Bir 5 daha geçmiş, gene sormuşlar kaç yaşındasın, 50. Ya demişler Temel, biz sana 15 senedir soruyoruz, 50'yi bir türlü yukarı çıkamadın deyince, o da demiş ki delikanlı adam sözünde durur. O kadar doğru, evet, doğru. Onun için biz orada kalalım o zaman. Evet. Sevgili Osman abim benim. Ben 1937 yılında Akçabat'ın Sarıtaş Mahallesi'nde doğdum. Evet, Akçabat'ta doğdum. Evet. Sonra, ortaokuldan sonra İstanbul'a geldim. Sinema. Ne güzel. Sinemada aşağı yukarı 130 İstanbul'da tane. İstanbul'da mı yaşıyoruz? Yok yok, Trabzon'dayım. Ha, Trabzon'da. Oranın havasını alıyoruz. Evet, tabii, ne güzel. Tabii, ne tabii, güzel. Tabii, Trabzon'u unutamayız. Unutulur mu ya? Unutulur. Şimdi, Osman abim. Orada işte 130 tane siyah beyaz filmde oynadım. Maşallah. Avrupa'ya gittim. Avrupa. 130 tane siyah beyaz film. Evet. Ondan sonra Avrupa'da da yine başrol oynadım. 4-5 tane film var. Tekrar 80'de döndüm. Sağ olsun bizim başkan Mustafa Bey. Onun vasıtasıyla beraber işte Türk sineması, Trabzon'da sinema serüveni diye bir kitap çıkarttık. İlk kitabım bu. Evet. Sen anlat istersen abi. Şöyle bir... Bu ilk kitabım bu. Hani? İlk kitabım bu. Ortahisar Belediyesi'nin başkanımın da katkısıyla beraber. Evet, Sayın Başkan'a teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Bu ne zaman çıktı Osman bu abi? Bu geçen sene. Geçen sene çıktı. Bu sene de Akçabat Platanı tarihi, bir de mazideki Akçabat adlı. Birini Akçabat Belediyesi bastı, diğerini de ben bastım.
Şu anda standımızda 3 tane kitabım var. Oy maşallah. Oy ve maşallah. Bütün arkadaşlardan işte bahçe kapılı olsun. Yani bizim hep Trabzon yani derneğim, şey yazarlar evet. Birliğimiz çok güzel. Vallahi çok, helal olsun. Çok, yani çok gurur duyuyoruz sizleri görünce. Çok, çok değerli yazar arkadaşlarımız evet. Var. Aslında bu bizde de biraz eksiklik. Yani biz o bölgenin çocukları olarak araştırmamız lazım. İlla ki böyle Trabzon günlerinde bunları Osman abi gibi değerlerimizi değil ama her zaman takip etmek lazım. Evet. Sağlığınıza uzun ömürler diliyorum. Sağ ol, sağ ol. İnşallah nice kitaplar sizler, yazarsınız. Sizlerin de ömrünüz uzun olsun. Cümlemizin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim buradayız yine. Bu standdaki kitapları da görüyoruz. Trabzon'un değerleri, yazarları bu güzel kitapları buraya koydular. Efendim sizi bir tanıyalım. Evet. Enver Bahçekapılı. Evet Enver abi. Emekli eğitimci. Siz de şimdi güzel de kitaplarınız yazar var. Yazar diyoruz. Ben daha çok edebi yazıyorum. Diğer arkadaşlar araştırma üzerine. Evet. Trabzon'un yöreni, ilçelerin tarihleri üzerine araştırmalar var. Ama bende 3 tane şu anda romanım var. Bir tanesi edebi demek ne anlama geliyor abi? Yani kusura bakmayın cahilim. Ya da, estağfurullah. İnsanların duygularını, yaşadıklarını, gördüklerini, izlediklerini kendi diliyle, kendi usulüyle aktardıkları anladım. Eserler. Bu bazıları şiir olarak aktarırlar. Bazıları anladım. Nesir olarak, düz yazı olarak yazarlar. Benim şu anda 3 tane eseriniz var. Eserim var. Roman, 3 tane de kısa öyküler var. 6 tane kitabım şu anda var yayınlanmış. Bu da son kitabım. Yeni çıkan. En son kitabım Beni Anlamadınız. Türkiye'de biliyorsunuz anlatmak sorun, anlaşılmak, anlaşılmamak da bir sorun dolayısıyla. Onun üzerine bir irdeleme yapmaya çalıştım. Çok güzel, Beni Anlamadınız. Ya iyi bir okuyucu kitlesine de ulaştığımı düşünüyorum. Aşağı yukarı 2004'ten beri maşallah. Şey yapıyoruz. Kendi çevremizde yani biliniyoruz da Trabzon'da, İstanbul'da da ebedi iyi bir kitleye aşağı yukarı i̇nşallah, ulaştık. İnşallah. Bunlar yine... Kısa kısa öyküler var orada. Öyküler. Mahallenin Delisi diye mesela orada içeride geçen bir öykünün mahallenin adı. Delisi deyince hemen bizim kameraman Ahmet Ağabey yapımcımız. Estağfurullah. Kendini öyle tanıtır Mahallenin Delisi. Buyur. Aha kitabında burada. Evet her mahallenin bir delisi vardır derler zaten. Ama hangi mahalleye gitse o sırayı kimseye kaptırmıyor sayın yazar. Ama delilik bakın delilik sürüden ayrılmaktır. Sıra dışı olmaktır. Farklı davranmaktır. Ha, onu aslında güzel bir... Biraz öyle olmalı değil mi? Doğru. Yani, harbiden öyle. Değil mi? Farklı bir şey arkadaşlar. Evet. Demek yazarımızın ifade ettiği gibi sıradan olmak, farklı sıra olmak. Dışı, sıra dışı, dışı olmak. Olmaktır. Tabii. Evet. Peki çok evet, teşekkürler efendim. Allah size kaleminize kuvvet versin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, olun efendim. Olun. Efendim standları gezmeye devam ediyoruz. Yine burada zarif bir hanımefendi var. Önce sizi bir tanıyalım. Adım Leyla Şenkeskin. Trabzon Akçaabatlıyım. Samsun'da 12 yıldır yaşıyorum. Orada usta öğreticiyim. Halk eğitimde çalışıyorum. Evet. Burada da ürünleri tanıtmaya geldim. Evet, buraya yazarımız Mustafa Bey sayesinde evet. Onu tanıyorduk. Benim ustam karşıda. Benim bu işlere başlamamın ilk adımım. O bana söyleyince Mustafa Bey'in desteğiyle buraya davet edildim ve geldim. Bunlar efendim hep el emeğiyle yapılan şeyler. Evet, biz kuyumculuk alanında ders veriyoruz aslında usta öğretici olarak. Eğitimciyim, usta öğreticiyim. Halk eğitimde çalışıyorum evet. Samsun'da. İlk adım halk eğitimde. Aslında biz Samsun kuyumcu... Neresinde? İlk adım halk eğitim. İlk adım halk eğitim. Kuyumculuk veriyoruz ama sadece kuyumculuğu, gümüşü, kazaziyeyi herkes yapamıyor. Öyle mi? Biraz o yüzden daha uygun, daha kolay yapılan şeyler de yaptırabiliyoruz. Burada çok güzel bakıyorum. Böyle bayağı da bir emek var. Evet, burada gümüş kazaziyeyi ben harmanlamayı seviyorum. Sadece çıplak kazaziye olarak değil de onu deriye, farklı figürlerle, farklı aparatlarla, farklı taşlarla çalışmayı seviyorum. O yüzden burada gümüşlerimiz beyaz olarak, oksitlilerimiz, burada bakırlarımız, burada telkari çalışmam. Orada bir kız çeyizi için bir servis peçeteliği, onu aşk düğümü ile kazaziyeyi uyguladım. Aşk düğümü koyarak. Bu ne oluyor efendim? Bu çeyizli ranıl. Aşk düğümü. Bu aşk düğümü. Nereye öğreneceğiz? Kazaziyenin asıl simgesi, ya ajur tekniği ama biz buna aşk düğümü diyoruz. Evet. Böyle bu şekilde değişik çalışmalarımız abi, var. Aşk düğümünü çek abi. Evet. Evet. Bunlar gerçekten böyle baktığınız zaman ne kadar emek verilmiş evet. Ama sizin de bunları tasarlayıp bu şekilde uygulamanız da büyük bir başarı. Tasarlayabilmemiz tabii. Zaten usta öğreticiliğimizi önünü açtı. Trabzon'a sırımız var orada, evet. Farklı işlerimiz var. Bu ara ben mine işine ve mozaik işine başladım. Trabzon hasırı kaç günde oluşuyor bu?
Şimdi şöyle, bunu ören bir arkadaşımız eğer örücüyse, eğer örücüyse bunu bir haftada örer. Ama bir öğrenci, yeni bir öğrenci 3 ayda, iyi, onun ikinci, üçüncü örgüsüyse 15 gün, 20 günde örebilir. Bayağı da bir zaman alıyormuş yani. Alıyor, evet, ama bu kazaziye göre daha uygun. Artık tabii fiyatlar da yükselince mecbur insanlarımız da böyle. Değer, evet, bu mesela altın kablama 22 ayar, gümüş ama altın zannediliyor. Doğru. İşimi çok seviyorum, öğretmeyi de seviyorum. Burada olmak da çok büyük keyif verdi bana. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sebep olup buraya gelene kadar yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin de ayaklarınıza sağ sağlık. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok memnun oldum. Yeni Kapı'dan efendim Trabzon Kültür Günlerinden selamlar, saygılar. Biz burada tabii gelenlerle de zaman zaman röportaj yapıyoruz. Sizler de gelin. Evet, burada da benim değerli bir kardeşim var. Bizleri tanıdı, sağ olsun. Seni biz tanıyalım. Ben Hakan. Benim baba tarafı Zonguldaklı, anne tarafı Trabzonlu. Ey maşallah. Çocuklarımla geldik, peki, geziyoruz. Onlarla konuşacağız. Evet, İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da yaşıyorum. Ben uluslararası tır şoförüyüm. Maşallah. Almanya, Allah İtalya geziyorum. Versin, görüyorsun değil mi? Trabzon'u, memleketimizi her yerde adam gibi temsil etmeye çalışıyoruz. Sağ olun. Helal olsun. Yakışır sağ size de. Sağ olun. Hemen seni bir tanıyalım. Benim adım Neval. Oy! Evet. Kaç yaşındayız bakalım? Ben 8 yaşındayım. 8 yaşındasın. Evet, bak benim oğlum da 7,5, 8'e girecek. Bak aynı yaştasınız. Ya aynı yaştasınız. 3. sınıfa gidiyorum. Oy maşallah, tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Peki babanla aran nasıl? Çok iyi. Oy seni, işte bu, işte bu. Peki başarılar diliyorum. Evet, seni tanıyalım. Benim adım Hilal, 14 yaşındayım. Maşallah. Evet Hilal, sen okuyorsun. Okuyorum. İyi, keyifler yerinde. Yerinde. Evet, anne babanın sözünü dinliyoruz. Dinliyoruz. Evet, duy oğlum bak. Bak, anne babanın sözünü dinliyorlar. Duydun mu? Peki sizi tanıyalım. Merhabalar, Bahar benim ismim. İstanbul'un bu kadar, evet, ben Bahar. Yengesi, kızlarımın annesi. Siz nerelisiniz? Zonguldaklıyım ben de. Zonguldaklısınız. Ama yani şimdi böyle yakışıklı bir hemşerimi yakalamışsın. Onun için kıymetli tabii, aileler kesinlikle hep birbirini kıymetli. Kıymetli bir hanım buldu. Doğru. Tabii. Doğru, o da doğru. O peki, da doğru. Sizlere kolaylıklar. Biliyorum, sağ olun. Eyvallah. Gel. Efendim bizleri izlemeye devam edin. Efendim devam ediyoruz. İbrahim Kapıcıoğlu'nu yakaladık. Fatih Fen İşleri'nde çok değerli bir kardeşim. Dün de buradaydık. Evet. Görev kutsaldır. Evet, aynen. Şimdi iki işi bir arada yürütmek zorundayız. Evet. Hem iş yerine hem buradaki dostlarımızı, abilerimizi, sizi gibi değerli insanları görmek bizi mutlu ediyor. Böyle bir güzel bir günde bu insanların mutlu olabilmesi için görüyorum ki herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Böyle şeylerin devam etmesini talep ediyoruz. İstiyoruz, canı gönlü istiyoruz. Herkes buraya gelsin. Yani evet, insanı tanısın. Karadeniz güzel insanlarını gerçekten. Doğru. Karadeniz insanı uzaktan tanınmaz. Yanına gelip böyle en azından bir hasbihal etmesi gerekiyor. Kültürünü görmesi lazım. Yani o bazı şeyler, yıkmalar için gerçekten buraya gelip bu insanları tanıması gerekiyor. Bu da onlar için güzel bir fırsat çok olur inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür İbrahim ederim. Kapıcıoğlu. Yiğit teşekkür adam. Teşekkürler. Efendim Yeni Kapı'dan 3. gününden tekrardan selamlar. Biz de buradaki gelen misafirlerle zaman zaman röportaj yapıyoruz. Önce hanımefendiyi bir tanıyalım. Ben Sivaslıyım. Olsun, ne güzel. Evet, o zaman çok şanslısınız. Yani Trabzon'dan herkes gelin olamaz diyelim. Evet, çok şanslı olduğumu düşünüyorum ben de. Kayınpederim de, kayınvalidem de çok iyi insanlar. Ne güzel. Sivas'a da selam gönderelim. Evet, hemen hemşerimin yanına şöyle bir geçeyim. Burada cici bir kızımız var ya. Oy oy, amca yesin. Evet, seni bir tanıyalım. Ben Oğuzhan Çolak, Trabzon Maçkalıyım. Ay maşallah. İstanbul'da yaşıyoruz, gurbetteyiz. Ne yapalım? Memleketimizin özlemini burada gideriyoruz. Kardeşim, seni tebrik ediyorum. Evladı bu kadar güzel böyle Keşan'dan elbise giydirmişsin. Babaannesinin hediyesi. Öyle mi? Babaannenin evet, hediyesi. Bu kadar da yakışır. İsmi nedir? Bade Zümra Çolak. Oy, Bade Zümra Çolak. Kaç aylık mı diyelim? 10 aylık. 10 aylık. Tabii, maşallah. Tabii. Sen ne kadar bağlısın? Maşallah. Maşallah. Maşallah, razı Allah olsun. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Şuraya bir bak bakayım kızım. Bak. Bak bakalım. Boş, boş, boş. Bay bay yap. Bay bay yap kızım. Eyvallah. Efendim harika, yavrumuzu gördünüz. Allah bahtlarını açık eylesin. Efendim Yeni Kapı'dan selamlar tekrardan. Şu anda biliyorsunuz 3. gündeyiz ve yanımda yine STK'larda uzun yıllar hizmet veren Karadeniz sevdalısı. Evet, sevgili Korkut'um hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Evet, Korkut her sene gençleşiyor. Böyle de bir durum var yani. Şeref verdin Korkut'um. Nasıl buldun atmosferi, neler söyleyeceksin? Atmosfer çok güzel. Bugün hava da güzel. İlk gün biraz yağmurlu oldu. Biraz moralimiz bozuldu ama her zaman olduğu gibi gayet güzel bir etkinlik oluyor yine. Trabzon'u bütün ilçeleriyle beraber burada
federasyonumuz temsil etmeye çalışıyor. Bunda da gayet başarılılar. İnşallah bunu sürekli devam edeceğiz. Evet, tabii sizler de hizmet veriyorsunuz yıllardan beri. Yine sen STK'ların içerisindesin. Bu işler kolay işler değil. Yapanlardan Allah razı olsun. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz. Biz de Küçükçekmece'de yapıyoruz 4 gün boyunca. Orayla burayı kıyaslamak mümkün değil tabii ki. Evet. Burası çok daha büyük. Yani neler çekildiğini biliyoruz. Bize Trabzon yani fark etmez. Tabii ki. Neler çekildiğini biliyoruz. Evet. Arka planda çalışan bütün arkadaşlara, gençlik kollarına, üst yönetime ve sponsorlara özellikle teşekkür ediyoruz. Evet, yanımızda bir kızımız var. Şöyle yöresel kıyafeti de giymiş. Tanıyalım seni. Şeyden Nur Göçmen Korkut abinin yanında çalışıyorum. Ne güzel. Burası da çok güzel. Daha önce de zaten etkinliklere yine gelmiştim. Yani seviyorum o yüzden. Evet, bir mesajın var mı bizi izleyenlere? Yok. Çıkıp buraya gelsinler diyelim. Evet, o zaman çıkın gelin efendim. Şubat'ta da yine Trabzon'un kurtuluşuyla alakalı etkinliğimiz de olacak. Onda da herkesi buraya bekliyoruz. Evet, onu yeni şeyde yapıyoruz. Havalimanında yapacağız inşallah. Evet. Peki efendim, Yeni Kapı'da Trabzon Kültür Günlerinde 3. günündeyiz. Efendim, Trabzon Kültür Günlerinden Yeni Kapı'dan selamlar, saygılar. Tabii buraya gelen misafirleri de biz sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Burada da Trabzon sporumuzun harika. Görüyorsunuz topu orada, ablemi burada, kupamız orada. Onları da burada gelenler fotoğraf çektiriyor. Burada da bir hanımefendiyi yakaladık. Sizi bir tanıyalım. Merhaba. Merhabalar. Çok güzel bir yer burası. Daha yeni geldik. Nereliyiz? Eşim Trabzonlu. Ben memleketim benim Burdur. Evet, sizi de Trabzonsporlu yapmış yani. Benim. Evet, evet yaptılar. Zaten yapmasa cezayı yerdi yani. Aynen evet, öyle. Peki, siz o zaman Trabzon'un kültürünü burada yaşamaya gayret edin. Evet. En azından bakın bakalım beyniniz size kültürümüzü güzel yansıtabilmiş mi? Çok güzel yansıtıyorlar. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Bakalım. O zaman Burdur'a da selamlar. Evet, selamlar. Hemen alalım. Bey'i de alalım buraya. Evet, şöyle alayım sizi efendim. Sizi böyle alalım. Evet, tanıyalım sizi. Mustafa Akkesan. Mustafa, bu netti misin? Evet. Aha bak ya ya. Evet, ben de Sürmeneliyim. Hemşeri de çıktık. Aynen aynen. Zaten ben şimdi Mustafa'yı gördüm ya, dedim tamam bu benim oradan. Çünkü onun da burnu aynı benim gibi, keserin sapı gibi. Yani oradan tanıdım seni. Evet Mustafa'm. Yenge Hanım Burdurlu. Evet. Seni tebrik ediyorum. Trabzonsporlu yaptın onu. Yaptık sanırım. Biz hanımla habire kavga ediyoruz. Yok, arada tamam edemeyiz. Diyor Trabzonluyum. Arada değiştiriyor. Böyle bir durumumuz var ama sen işi görmüşsün maşallah. Biz yaptık ya. Peki nasıl, atmosferi nasıl buldun? Daha yeni geliyoruz. Bakacağız atmosferi ama gayet güzel. Evet, o zaman standları gezmeye devam edin. Aynen, çok öyle. Teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ ederiz. Ol. Evet. Evet, orada bir arkadaşımız var tabii, buraya gelen misafir. Sizi bir tanıyalım efendim. Ben Ekrem Akkesan. Aa, Bunit. Bunit de abisiyim. Öyle mi? Yani evet. Bütün hemşehrilerimiz de burada tabii. Bunit efendim Sürmene'nin güzel bir yeridir. Evet. Buradan da Bunit'e özellikle selamlar gönderelim. Sen neler ifade edeceksin? Daha herhalde yeni geldiniz. Daha vallahi şimdi ya, Çamlıca Kulesi'ndeydik. Oradan buraya geldik standartı dolaşmaya. Evet. Kültürümüzü şöyle bir görelim. Görelim yaşayalım dedik. Yaşayalım. Aynen öyle. İstanbul'da kalıp da görmemek doğru, çok doğru ayıp olur. Peki memlekete yüzden gidiyor musunuz? Her sene. İyi maşallah. Senede 2-3 kez gideriz. O bayramda zaman bu nitte buluşacağız. Efendim bizi izlemeye devam edin. Murat'an sen bugünü anlat. Efendim Trabzon Kurtuluş Kültür Günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Evet, şu anda da tabii herkese röportaj yapıyorum ama bu sefer oğlumla bir röportaj yapacağım. Murat'an hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, iyi de bir Trabzon sporludur. Neler söyleyeceksin? Bu akşamki maç ne olur oğlum? 2-1. Kim alır maçı? Trabzon. Trabzon. Peki, Ahmet amcana ne diyeceksin? Biliyorsun hep röportajı seninle yapıyor. Buradan bayağı iyi, güzel, kalabalık görüyorum. Evet, çadırlar da bayağı büyük, onları görüyorum. Peki, tezbih de sallıyorsun. Bak amca salla dedi. Sen amcanın tezbihini ver ona. Peki Ahmet abi teşekkür ediyoruz. Sen tanıyorsun. Evet evet, hoş geldin. Şimdi Ahmet Çakar da bir açıkladı bana. Ya Çakar'ın açıklaması malum, önemli değil. Bana da malum oldu. Bugün Trabzon o yenilmezliği kıracak, kendi şanssızlığını da kıracak diyorum. Ama diyorsun. Ha, Trabzon olduğum için değil. Ama artı bir durum olursa yakalarım seni burada. Yani. Ya Murat ben zaten ya, totem yapalım, erkenden konuşmayalım. Tamam. Evet peki tamam. Sayın abim inşallah öyle olur. Tamam. Oluruz. Her zaman tabii bir mutluluk önemli. Bak güldürlerin buluşması en azından evet. Bütün illerin Urfalı ile Edirne ile Trabzonlu ile Artvinli ile buluşması. Kültürümüzü onlara yansıtacağız. Tabii yöresel yemeklerimiz, şeylerimiz
herhalde yani. Evet. Gıdalarımız olsun. Birbirinin yakınlaşmadır yani. Eyvallah. Dayanışmadır. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman olmasın. Sağ. Teşekkür ediyorum. Sağ. Murat. Evet, yine burada tezbihli bir hemşerim var. Tanıyalım seni. Evet, buyurun. Buyurduk. Tanıyalım seni. Evet, ben Ziya Sarısoy, Trabzon Sürmeneli'yim. Bize her yer Trabzon diyelim bu akşam evet, inşallah. Evet, yani bu akşam da. Bize bu akşam Trabzon değil, her zaman Trabzon. Her zaman. Sayın Başkanım, şöyle bir iki cümle. Efendim, Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden 3. gününden tekrardan selamlar. Evet, Evren Başkan'la beraberiz Sayın Başkanım. Bugün 3. günü. Şu anda da Trabzonspor'un ableminin oradayız. Senin görüşlerin ben çok isabetli. Çünkü maçtan önce hep senin önce sosyal medyana bir bakarım. Görüşlerin tutuyor mu, tutmuyor mu? Ne olur bu akşam önemli olan bu akşamı şöyle bir bize analiz eder misin başkanım? Ya. Bu akşam kazanacağız gibi bir hissimiz var inşallah. Herkes öyle diyor başkanım. Yani bu akşam kazanacağız diye. Hakemler eğer bir yamukluk yapmazsa. O da çok önemli. Yani o da çok önemli. Adaletli bir yönetim olursa biz Trabzonspor'un kazanacağını umut ediyoruz. Evet, peki başkanım, şimdi tabii Trabzonspor uzun yıllardan beri burada biliyorsun maçta kazanamıyordu. Ama bu son haftalarda bütün spor otoriteleri de ifade ediyorlar. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında hakemler ikisini de çok yak geçiyorlar. Yani aynen bütün öyle. Maçlarda böyle dikkat ederseniz. Zaten ikisini baş başa bıraktılar. Aynen öyle. Lehlerinde hep aynı baş başa bıraktılar. Böyle bir durum var. Trabzonspor hakem kurbanı olur mu? Böyle bir şey olursa olur mu öyle de, bir olur sıkıntı mu? Olacak gibi duruyor. Bende öyle bir his var. Olur mu derken sezonun başından beri var bile var olanı görmüyor. Görmüyor. Geçen hafta da yok, yok olarak görüyor. Yani bir ayar çekiliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray baş başa devam edecek böyle. Evet, o zaman federasyon olarak sizler dernek başkanları olarak bunları zaman zaman da bir gündem yapmamız lazım. Yapıyoruz yani, gündem yapıyoruz işte. Ya, körler sağırlar birbirini ağırlar. Öyle oluyor yani. Evet, peki Evren Başkan'ı yakaladığım zaman böyle sohbet ediyoruz. Çok teşekkür evet, ediyorum başkanım. Teşekkür efendim, devam ediyoruz. Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden yine değerli bir isim var abimiz yanımda. Evet. Bir tanıyalım sizi. Enver Balta, Şalpazarlı'yım. Evet, Şalpazarlı hemşerim benim. Evet. Trabzon neler yaparız? İstanbul'da mı yaşıyoruz? İstanbul'da yaşıyorum. Kamu kurumundan emekliyim. Bugün de Trabzon günleri var. Örf adetlerimiz, kültürümüzü devam ettirmek onları için görmeye geldik. Görmeye geldik. Devamlı da geliyorum. Derneklerde yöneticiyim, üyeyim. Eyvallah. Şimdi tabii ki bugün tam da maça rast geldi. Bugünkü günümüz Trabzonspor Fenerbahçe maçı var. Sakin kalırsak, Abdullah Hoca'yla, Abdullah Hoca'nın futbol taktiğini de biliyoruz ki sakin oynuyor. İnşallah maçı alır. İlk 60 dakikaya kadar eğer maçı 0-0 götürürsek ben maçı 1-0 kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Hakemlerin de adil davranmasını rica ediyorum. Biliyorsunuz 40 senedir biz İstanbul 3 büyük takımlarının büyütülmüş 3 büyük takımlarının hakemlerin özellikle de İstanbul'da faullerde ve diğer kural takdir hakkalarını teşekkür ediyoruz. Efendim biz eyvallah. Efendim Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Tabii biz buradaki bütün gelen misafirlerimizi ağırlamaya gayret ediyoruz ama bizlerin çok değerli bir ismini şimdi sizlerle buluşturacağız. Eyüp Belediye Başkanımız Deniz Köken, Eyüp'te yapmış olduğu hizmetlerle halk tarafından Eyüp Sultan, evet. Yani Eyüp diyoruz ama Eyüp Sultan. Evet, Eyüp Sultan Hazretleri'ne de rahmet dileyelim. Sayın Başkanım, çok kutsal bir yerde görev yapıyorsunuz. Sizleri de Eyüp halkı çok seviyor. Neler söyleyeceksiniz? Trabzon günlerindesiniz. Yine bir yıl geçti. Geçen sene burada sizlerle beraberdim. Bir yıl sonra yine aynı coşku, aynı heyecanla Trabzon'u, İstanbul'daki Trabzon dernekleriyle oluşturulmuş olan bu yapı güzel bir yapı. Eski dostlar bir araya geliyor, görüşüyoruz. Güzel bir organizasyon. Teşekkür ediyorum organizasyonu yapan arkadaşlara. Federasyon başkanıyla beraber bugün burada sizleri ziyaret ediyoruz. Evet, başkanım Ordulu'dur aynı zamanda değil mi başkanım? Çünkü babasıyla çok güzel horonlar yapıp Ordu günlerinde sağ olsunlar bizleri hep davet ederlerdi. Buradan özellikle Deniz Başkan'a şunu ifade edelim. Sizi Karadenizli olmayanlar da çok seviyor Sayın Başkanım. Yani bunu nasıl başardınız? Biz Türkiye'yiz ya. Öyle, elbette. Hep beraber Türkiye'yiz. biz hep beraber Türkiye'yiz. Bu ülkenin bütün mozaiğinde herkesin kanı var, teri var, emeği var. Üstelik bir de benim için diyorsan eğer, ben Anadolu'nun bütün coğrafyasında görev yapmış bir adamım bölgelerinde. Onun için Doğu Anadolu'da, Erzurum'da, Gaziantep'inde de, Akdeniz'inde de, Antalya'sında da, İstanbul'da da
bu yıl itibariyle 30. yılımız da olacak yerel yönetimlerde. Başkanım. Zaten evet. o sıcaklığı, samimiyeti de veriyorsunuz. Başarılarınız daim olsun Sayın Başkanım. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Trabzon günlerine bekliyoruz herkesi. Evet, herkes gelsin. Belediye Başkanımız da, Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Deniz Gökhan de böyle bir ifadede bulundu. Hemen yanımızda efendim. Oflu hemşerimiz Eyüp Sultan. AK Parti ilçe başkanımız Muhammed abimiz hoş geldiniz. Eyvallah, size, hoş size bulduk. Biraz evvel Evren abi sultan kelimesini ekledi, onunla başlayayım ben. Biliyorsunuz Eyüp yıllarca Eyüp diye anıldı. Evet. Biz de daha sonra Eyüp Sultan Hazretleri'nin ismini tam vermek manasıyla sultan kelimesini ekledik. Artık Eyüp Sultan olarak her tarafta üstüne basa çok basa güzel. Söylüyoruz. Doğru. Eyüp değil Eyüp Sultan dememiz aynen. lazım yoksa aynen başka öyle. Bir mana çekmeyelim. Maşallah Trabzon. Günleri cıvıl cıvıl geçiyor. Trabzon'un cıvıllığı, Trabzon'un hareketliliği, insancılığı burada görülüyor zaten. Bu vesileyle hem bu organizasyonu yapan İsmail abimize, Evren abimize, Dernekler Federasyonumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Her yıl geliyoruz burada vatandaşlarımızla. Hemhal oluyoruz, bir araya geliyoruz. Allah razı olsun. Sizden de teşekkür Sayın ediyoruz. Başkan. Ben de Trabzon'un bir evladı olarak eyvallah. İstanbul'da siyaset yapıyoruz. Allah İnşallah güzel ederim. Günlerimiz olur. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Evren Başkanı biz tabii her yakaladığımızda böyle hemen mikrofon uzatıyoruz. Evren Başkanım, belediye başkanlarımız yine Eyüp Sultan. Evet, geldiler, şeref verdiler Trabzon gününe. Hem ilçe başkanımız hem belediye başkanımız. Etkinliğimiz devam ediyor. Düm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Tekrardan bekliyoruz, eyvallah. Efendim, bizleri izlemeye devam edin. Yeni Kapı'dan Trabzon günlerinden selamlar, saygılar hepinize gönderiyorum. Tabii buraya çok değerli isimler geliyor. Onlardan bir tanesi de emniyet mensubu kardeşim Ramazan. Verep. Evet, Ramazan nasılsın kardeşim? İyiyim, sizi sormalı. Yani Ramazan'la karşılaştık ama Ramazan onu şimdi hatırlar. Ramazan'ım kusura bakma yoğunluktan biraz fark edemiyoruz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, elhamdülillah, sizi sormalı. Önce siz nasılsınız? Önce bu formayla da geldim böyle. Evet, bugün de bugün, inşallah maçı alırız. Bugün Trabzon-Fener maçımız var. İnşallah Trabzon'umuz galip gelir. Bizi mutlu eder bu güzel günde. Ayrıca bu güzel günde Sayın Trabzon Federasyonu Başkanım Sayın İsmail Şatıroğlu'na bu güzel organizeyi sağladığı için teşekkür ediyorum. Biz burada ne güzel Trabzon'dan gelmiş gurbetçili olarak burada Trabzon'dan görmediğimiz abilerimiz, başkanlarımızı burada bir arada görmekte mutluluk duyuyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Bütün emniyet mensubu kardeşlerimize de başarılar diliyoruz. Sevgili Ramazan da her zaman hemşerilerine hizmet eden, sadece hemşerilerine değil tabii ki tüm halka ama hemşerilerine de her zaman yanında olan çok değerli bir kardeşimiz. Başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkür Demek ediyorum. Kolay gelsin. Azmi Turan'ı nasıl bilirsin? Azmi Başkanım, ben ilk defa burada yüz yüze görüştük. Normalde sosyal medyadan takip ediyoruz ama Azmi Başkanım gördüğüm kadarıyla Trabzon hemşericilik dediğin zaman ilk önde gelen başkanlarımızdandır. Ben burada onunla yüz yüze görüşmek bana nasip oldu. Çok başka bir adam. Çok başka adam. Evet, gerçekten dolaşmadı. Hemşericilik deyince milliyetçilik. Evet. Hemşeri milliyetçiliği deyince evet ilk başta Azmi Başkan, Azmi Turan Başkanım söyleyebilirim. Peki Azmi'm sen neler ifade etmek istersin? Üçüncü günde çok güzel geçiyor Murat Bey. Çok da kalabalık dışarısı. Gerçekten hemşehrilerimizle bir arada bugün yoğunluk var. Çok maşallah. Bayağı bir yoğunluk var. İşte akrabalarımız geldi. Çok mutluyuz yani. Hemşehrilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ramazan kardeşime de emniyet teşkilatına da ayrıca selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Peki bu iki yiğit adama teşekkür ediyoruz. Efendim devam ediyoruz. Tabii burada gelen misafirleri sizlere tanıtmaya da devam ediyoruz. Sevgili Azmin burada herhalde senin misafirler var. Evet, kuzenlerim var. Yeğenimiz aynı zamanda bu yılda Çapa Tıp Fakültesini kazandı. Öyle mi? O zaman bu da inşallah. Tabii böyle doktorlar bize lazım olacak. Ahmet Bey burada bu tarafı iyi çek. Tanıyalım seni. Esma Nur ben. Esma Nur tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Okul başladı. Başladı evet. 1,5 ay oldu. Evet, biz de bir haftadır oraya gidip geliyorum. Abim rahatsız, şifa diliyorum. Geçmiş bütün doktorlarımıza, orada hemşirelere hepsine Allah kolaylık versin. Hastalarımıza da şifa diliyorum. Size de bu yolda başarılar diyorum. Çok kutsal bir görev gerçekten. Yani belki insanın yapabileceği en kutsal görevi sizler yapacaksınız. Ki sizler onun zaten bilincindesiniz. Buradan genç arkadaşlara neler ifade etmek istersin? Umarım istedikleri şeyleri kazanabilirler. Yani çok çalışmaları gerekiyor cidden. Peki. Hani... Kuzenin Azmi Bey'le aranız nasıl?
İyi Azmi İyi. Abiyle evet. Biraz karışık bir adam yani. Yani. Yani evet bak teyidi aldım evet. Peki siz tanıyalım. Nisan Nur ben. Nisan Nur sen ne yapıyorsun? Ben daha öğrenciyim son senem. Bu üniversite sınavına gireceğim bu sene. İnşallah senin için de hayırlı olur. Çok teşekkür ediyorum. Evet hanımefendiyi bir tanıyalım. Ben de eşim tarafından Azmi Bey ile kuzeniz. İsmi Memine. Evet Azmi Bey'i çok severiz yani. Yani ben Azmi abi bak bir şey söyleyeyim. Azmi kardeşim gerçekten böyle aslında her insanın olması gerektiği gibi ama yani... Yani bu kadar düzgün, bu kadar beyefendi, bu kadar iş görür bir insan onun için. Onu biz de çok seviyoruz. Siz de şanslısınız. Evet, bizim de akrabamız sayılır. Yani artık akrabayız. Eşimden zaten akrabalar. Eşimden değil akrabalar. Ha, yani biz de işte yaklaşık bir 20 yıl önce tanıştık Azmi Bey'le. Azmi Bey'le biz ailesi olsun, çoluk çocuğu olsun, hepsi annesi olsun. Yani hepsi çok saygıdeğer insanlar. Evet, evet. Çok seviyoruz kendisini. Umarım hep böyle. Evet o zaman muhabbetiniz daim olsun diyelim. Değerli kardeşim seni de bir tanıyalım. Ben de Yalçın Kılıç. Yalçın'ın nereliyiz? Nereli olan? Soralım da ya, yayındayız da. Evet Trabzon'un, meşhur Trabzon'umuzun meşhur Of ilçesindenim. 77 doğumluyum. İnşaat maşallah. Sektörüyle ufaktan uğraşıyoruz. Şantiyecilik yapıyoruz öyle diyeyim. Oy maşallah, oy maşallah. Hasbelkader kardeşim, kuzen olduk. Kardeşim. Hasbelkader diyor bulunan diyor kuzen olduk Ahmet abi. Yani ne yapsın yani? İyi ki dolmuşuz. Eyvallah. Gerçekten bu güzel gün için İsmail Bey'e, bu organizasyonu yapan İsmail Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok emek verenler var. Sayın Başkanımız ve yönetimi, bütün ekibi. Alt kademede o kadar insanlar var ki. Doğru, evet. Doğru kesinlikle. Tabii İsmail Bey önder olarak gördüğümüz için şu evet. aşamada ismiyle zikrediyoruz. Alt kademesi aynen. Bu unutulmayacak bir evet. teşkilatımız var. Unutmadan bu arada bu akşam bir maçımız var. Hiç sorma. Yani gönlümüz inşallah maçı alacağız ama. Zaten maçı alamazsak sabaha kadar Azmi'ye dayak atacağım. Yani durum onu gösterir. Allah kolaylık olsun. Evet o işin esprisi. Şurada bir halam var. Halamın yanına bir gitmek istiyorum. Evet halam seni bir tanıyalım. Ben eczacıyım çocuğum. Aktif olarak şu anda çalışıyorum. 51 yıllık da aktif eczacıyım. Maşallah. Nereliyiz? İstanbul. İstanbul. Bak ne güzel bir İstanbul hanımefendisi Trabzon günlerinde. Sağ ol. Bizlerle birlikte. Nerede eczaneniz nerede? Sağ ol. Ok Meydanı'nda. Ok Meydanı. Hep fazla da uzak değiliz. Kurum eczacılığı yaptım. Aktif olarak Ok Meydan Eğitim ve Araştırmadan emekli oldum. Hay maşallah. Şimdi 20 yıldır da eczane var. Peki başarılarınız daim olsun efendim. Yavrum. Efendim bizi izlemeye devam edin efendim. Biz buradayız. Efendim hepinize selamlar, saygılar. Trabzon Kültür Günlerinden bir kez daha selamlar gönderiyoruz. Şu anda Sürmene Pilot Farm'dayız ve başkan burada. Dün sohbet ettik. Sultan Gazi Trabzonlar Dernek Başkanı. O da sağ olsun bugün karalahana sarmasını getirdi. Yani bu kadar leziz de bir sarma olur. Önce bir başkanın yanına gideyim. Sayın Başkanım ya inanır mısın memlekette yediğim sarmayı yedirdin bize. Biz memleketin yöresel günlerini burada Trabzonlular olarak yaşatmaya çalışıyoruz ama en üzücü nokta şu. Hepimiz yaklaşık aynı yaşlardayız. Abilerimiz de var. Ama baktığımız zaman gençleri, yeni nesili burada göremiyoruz. Onun eksikliğini işte alıştıramıyoruz veya öyle bir çalışma yapmıyoruz. Lahana sarmasını burada olan abiler, ablalar hep bununla beraber aynen büyüdük. Öyle. Mısır aynen. ekmeğiyle büyüdük, kurabiyeleriyle büyüdük ama yeni nesile bunu aşılamamız için siz medyacıların görevi var. Görevi var. Peki evet. çok teşekkür ediyoruz. Ahmet abi bir tabak alalım değil mi? Bir tabak alalım biz gidiyoruz. Tamam. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün Trabzon Memleket Günlerimizin Yeni Kapı'daki 3. günündeyiz. Her yıl gelenek olduğu üzere Üsküdar Belediye Başkanımız çok kıymetli kardeşimiz, çok kıymetli bir hemşerimiz Avukat Hilmi Türkmen Başkanımızın ikramı olan keşkek dağıtımına başlıyoruz. Yaklaşık burada 1000 kişiye keşkek ikram edeceğiz. Az sonra başkanımız da intikal edecek inşallah. Tabii ki bu alanı bize tahsis eden Büyükşehir Belediye'mize keşkekler için Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen Başkanı'na çok çok teşekkür ediyoruz. Herkese afiyet olsun diyoruz. Evet, şu anda yanımızda İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin STK İşleri Şube Müdürümüz saygıdeğer kardeşim Vedat Bey var. Sayın Müdürüm çok teşekkür ederim. Kaç gündür kahrımızı çekiyorsunuz. Şimdi bizim bilhassa Karadeniz bölgemizin ve yayla kültürü olan bölgelerin en pratik ama çok zor yemeklerinden birisi keşkek dağıtımını yapacağız. Geleneksel hale geldi artık keşkek dağıtımımız. Bu konuda nerede düşünüyorsunuz? Keşkek yediniz mi daha önce?
Keşkek yedim. Ben Amasyalıyım. Bizde de keşkek var. Seviyoruz, sevdiğimiz bence Anadolu'nun en güzel kültürlerine, yemek kültürlerinden birisi keşkek. Çok birleştirici bir özelliğe de sahip. Ben bu Anadolu'nun o saf duygusunu, gönlünü birleştirdiğini düşünüyorum. Trabzon'da burada birkaç gündür bütün o kültürleriyle burada, her işte müziğiyle, horonuyla, yemek kültürleriyle, her türlü kültürüyle burada. Keşkeğe de bu anlamda sahip çıkması, burada paylaşması bence çok büyük bir güzellik katıyor. Burada yüzlerce insan bekliyorlar sırada bu tadı paylaşmak için. Biz de bekliyoruz tabii. Tabii ki keşkeği tek başına değerlendirmek mümkün değil. Az evvel bir otçu yürüyüşü yaptık. Otçu yürüyüşümüzün mantığı işte Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'un fethinden önce son karargahına civardaki bütün Türkmen köylerinin ve obalarının iştirak etmesidir. Evet. Ve oradaki orduların rengi de mavidir. Ve bu sene otçu içerisinde bir eller havadayken bir Filistin'e saygı duruşu yaptık. Ama akabinde de komando marşını, Mavi Berelerin marşını okuyarak o buradan 620 yıl öncesine de bir atıfta bulunmuş olduk. Bu tamamen komple bir kültür. Sadece tek başına bir keşkek, otçu veyahut da başka bir şey değil. Katkılarına çok teşekkür ederim ben de. Onlar bütün kültüre, yani Anadolu kültürüne, Türklerin bütün kültürüne sahip çıkıyorlar. Ve birleştiriyorlar da kendi içerisinde o gelenekleriyle, kültürleriyle. Biraz önce sizin tarif ettiğiniz de biraz oydu. O anlamda da daha çok güzelleşiyor. Ben sizin emeğinize de çok teşekkür ediyorum. Katkılarınıza çok teşekkür ediyorum. Bütün buraya gelen, gönül veren, gönlüyle zenginleştiren Trabzonlulara da çok teşekkür ediyorum. Ben de size ve ekibine çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Keşkek dağıtımımız devam ediyor. Gönüllerimizin başkanı Ahmet Çabuk Başkanım. Ahmet Çabuk Başkanım hem dağıtıp hem de bu konuya. Evet. Keşkeğimizi de aldık burada. Beraber paylaşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yapanlara, yedirenlere can olsun diyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Hasan abi. Şu anda Trabzon Dernekleri Federasyonu Büyükşehir ile beraber bir organizasyonumuz var. Her zaman bir Asar'ın Trabzon yöremizin keşkeğini geleneksel bir şekilde beraber vatandaşlarımıza dağıtmış oluyoruz. Keşkek birliğin, beraberliğin, dostluğun, kardeşliğin, sevginin sembolü olan bir yemeğimiz. Birliğimiz, beraberliğimiz, böyle dostluğumuz, kardeşliğimiz daim olsun. Keşkeğin hazırlanması, organizasyonun yapılmasında federasyonumuz başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Halkımızın ilgisi alakası bu tarz organizasyon ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyan ne kadar önemsenmesi gereken bir program olduğunu, organizasyon olduğunu bir defa da ortaya koymuş oldu. Ben teşekkür ediyorum Hasan abi. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Haşim Başkan şimdi nöbet Ahmet Başkan'ıma devrederken ben de Haşim Başkan'a devam ediyorum. Haşim Başkan. Evet, çok kıymetli Sancaktepe Belediyesi Başkan Vekilimiz Haşim İskender abimiz yanımızda. Haşim Başkan, daha evvel keşkek yedin tabii ki. Sen acemisi değilsin ama bugünkü atmosferi de anlatır mısan memnun oluruz. Keşke hem pişirdim, hem böyle dağıttım, hem yedim. Allah keşkek gibi keşke herkese güzel bir nimet verse. Gerçekten çok güzel yapılması da filan. Hem manalı Türk toplumu olmamızın bir esprisi olarak daha geçmişten bugüne gelen her yörede farklı yapılan, kimisi tavuk etiyle yapıyor, kimisi hayvan etiyle yapıyor, kimisi etsiz yapıyor. Güzel bir tat. Fevkalade güzel bir tat. Allah keşkek yerken bizleri de birliğimizi daim eylesin diyorum ben de. Çok teşekkür ederim. Devam edelim dağıtmaya. Çünkü çok kuyruk var. Çok teşekkürler. Karadeniz'imizin her anında, yaşamın her anında kadınlarımızın yeri çok önemli. Çok başat. Ve tabii ki ben de eşimle beraber bugün katıldım. Üçüncü günümde keşkek dağıtımındayız. Daha evvel keşkek yaptı mı yapmadı mı ben de sorayım bakalım. Ben mi yaptım mı? Daha önce bir kere denemiştim. Yaptım. Peki burada keşkek dağıtımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Orada yardım edilirse çok kuyruk var. Dağıtılsın yani. Afiyet olsun diyor sen. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Efendim Trabzon günlerinden, kültür günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Üçüncü gündeyiz ve yine Tonyalılar standındayız. Efendim sizi bir tanıyalım. Ahmet Reşel, İstanbul Trabzon Tonyalılar Derneği Başkanıyım. Sayın Başkanım, kaç yıldan beri icra ediyoruz? Derneğimiz yeni, yaklaşık 3 yıl oldu. 3 yıl önce İstanbul'da Tonya Dernekçiliğine katkıda bulunmak adına derneğimizi kurduk. Diğer derneklerimizle birlikte dernekçiliği daha ileriye taşıyabilmek, daha doğrusu İstanbul'daki her Tonyalı hemşehrimize ulaşabilmek, hizmet verebilmek adına
Dernekçiliğin faydalarından yararlanabilmeleri adına biz de bir dernek kurmaya karar verdik ve yaklaşık 3 yıldır bu hizmeti veriyoruz. Her zaman emrinizdeyiz Sayın Başkanım. Çok başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet, yine Sayın Hocam burada Tonyalı. Efendim Fatih Muallim Yahya İlkokulu Müdür Yardımcısı Tonyalı Salih Kurt. Müdürüm seni burada görmek ne güzel. Evet, gerçekten 1990'da memleketten ayrıldık. Önce Van'da okuduk, daha sonra Muş ve Diyarbakır'da görev yaptım. Ondan sonra 2000 yılından beri de İstanbul'da görev yapıyorum öğretmen olarak. Son 5 yılımı da müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Muallim Yahya İlkokulu'ndayım. Bütün hemşerilerimi beklerim çaya. İyi bir Trabzonsporlu. Evet, iyi bir Trabzonsporlu. Vatan sporluyuz. Millet sevdalısı, çok değerli bir hocamız. Tabii. Başka bir mesajın var mı hocam? Önce vatan diyoruz, tabii ondan sonra da Trabzon diyoruz. O kadar. Ne olur bu akşam hocam? İnşallah biraz daha rakip takım gerçekten bu sene çok iyi top oynuyor. Onlar da bizim takımımız, Türkiye'nin takımı ama gönlümüz Trabzonspor'dan yana. Ben 1-0 Trabzonspor'un alacağını düşünüyorum. İnşallah. Öyle olur. O zaman özellikle okulda ziyaret edeceğim seni. Tabii. Peki inşallah. Hocam, çok teşekkürler. Tabii Trabzonspor galip geldikten sonra da ikramlar gani. O kadar. Peki efendim, bu arada sanatçı abimiz Ferhat abim. Ya Ferhat Sağlam yıllardan beri Karadeniz kültürüne, müziğine çok hizmet veren benim çok değerli abim. Ferhat abim hoş geldin. Murat'cığım sağ ol, kurban olurum. Sevgili başta Murat Sova sana ve sevgili Ahmet Güngör'e saygılarımın, sevgilerimin en büyüğünü gönderiyorum. Sağ ol. Vallahi siz olmasanız bu memleket ne yapar, bu Karadeniz ne yapar bilmiyorum. Hep beraber. Son şövalyemizsiniz, son şeyimiz. Abi biz tabii emekçi, sizler de öylesiniz be Ferhat abim. Herkesin geleni yaptık Murat'cığım. Herkes bir hizmet veriyor, seni de sevilen bir insansın. Gün bazen şöyle olur, bunu hep beraber yaşarız. Deriz ki ya bu kadar hizmet veriyoruz şu ama istediğimiz noktada niye olamadık? Bazen var böyle, hiçbir şey yapmayanlara bir bakarsın, hep orada burada şurada. Ama onlar hep dökülecek Ferhat abim. Mevlam bize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Seni halk seviyor, bizler seviyoruz. Mesele bu. Ben de sizi ve hemşerilerimi seviyorum. Onları zaten temsil etmek için, onların karakterini yansıtmak için bu zamana kadar çok mücadele verdim. Sonucu olur olmaz ama Murat'cığım biz bize yakışanı yaptık. Hiç sorun değil. Sen de aynısın. Eyvallah. Bugün de burada Tonya Derneği'ndeyiz. Ne güzel. Misafirler ağırlanıyor. Onlar da bizi ağırlıyorlar. Sevgili Şadıman Aydın kardeşim, vallahi yemenizi tavsiye ederim. Çok güzel şeyler yaptılar Murat. Röportajı bitirin. Fırsat bulursak yiyeceğiz. Fırsat yaratın Murat'cığım. Evet, bulamazsınız eyvallah. Yani. Peki Ferhat abim benim. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de saygılar sunuyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Efendim bizi izlemeye devam edin. Burada değerli misafirlerimiz var. Efendim Yeni Kapı'dan hepinize selamlar, saygılar. Trabzon Kültür Günlerinden bugün 3. günü ve yine çok değerli isimleri burada görüyoruz. Ordu'nun genç, karizmatik, başarılı iş adamı Yener kardeşimle beraberiz. Yener'im hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Seni de burada gördük. Neler söyleyeceksin bize? Vallahi abicim ne diyelim? Her zamanki gibi Karadeniz'deyiz. Karadeniz kültürünü ziyarete geldik. Yani kültür nerede? Biz oradayız. Tabii canım, her zaman oradayız. Peki Yener'im bu Ahmet Güngör'ü nasıl bilirsin? Ahmet Güngör iyi abimizdir. Çok severiz kendisini. Yani... Öyle kelimeler yetmez anlatmaya. Değil mi? Tabii. Peki Yener'im buradan Ordu'ya da selamlar gönderelim. Selamlar, sevgiler olsun herkese. Sağ olun, var olun. Hemen dönüyoruz bu tarafa. Efendim bir yapımcımız var, kameramanımız var. Tam giriyoruz. O ara giriyor oraya. Bütün havamızı kaçırıyor. Yücel Aktaş. Konsantrasyonumuzu bozuyor ya. Efendim Yücel'im hoş geldin. Hoş bulduk. Sahnen kaçta sevgili kardeşim? 7'de tam maç vaktinde. Yani ben bir şey... Yok. Ya ben... Cuma ve pazar günü programım vardı. Aradılar, dediler 7-8 çıkar mısın? Çıkarım dedim. 2 gün sonra baktım ki Fener Trabzon maçı... Dur bak bak. 7'ye Yücel Aktaş'ı almaların nedenini ben sizlere izah edeyim. Çünkü Trabzon maçı olduğu için o saatte başka sanatçı koysalar hiç kimse... Sanatçıyı izlemezler ama Yücel Aktaş o sahnede olursa kimse maçı falan takmaz. Yücel Aktaş'ı dinler, onun için öyle bir karar almışlardır. Seni seviyoruz Yücel'im. Yani orada radyodan dinleyebilirlerdi. Ben diyorum sahnede bana kesinlikle maçın skorunu söylemeyin. Hele gol yediysek hiç söylemeyin. Türküleri unuturum. Oluyor, evet. Türküleri unuturum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim yine meslektaşımız Ordu'nun değerlerinden bir tanesi Hacer Yılmaz. Hacer Yılmaz hoş geldin. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Mikrofonu ben Hacer Yılmaz'a bırakayım. O tabii bu işin uzmanlarından bir tanesi. Rica ederim. Buyurun efendim. Bir sevdadır Karadeniz. Nefret ediyorum bu adamdan ya. Ahmet Güngör. Ha burada imza mı var?
Nefret ediyorum bu adamdan sevgili Yücel Aktaş. Hiç sevmiyorum. Başımın tatlı belası. Ne oluyor zaten? Mikrofonu ağalık ol, ağa ol diyor. Ağalık yarışına çıkartıyoruz mikrofonu. Tamam. Hanım ağa olarak ben talibim. Sevgili Ahmet abi. Evet, öncelikle Bir Sevdadır Karadeniz'i izleyenlerine selamlar, sevgiler olsun. İstanbul Yeni Kapı'dayız. Trabzon Dernekler Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu Trabzon günlerindeyiz. Muhteşem sanatçılarıyla, kalabalığıyla Trabzon'u burada yaşadık. Trabzon buraya gelmişti, Yeni Kapı'ya. Çok güzel bir ambiyans var. Dostlarla, uzun zamandır görüşemediğimiz dostlarımızla görüştük. İki hafta sonra, bugün burada Trabzon günlerindeyiz ama iki hafta sonra da Allah nasip ederse Ordu Dernekler Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu Ordu Tanıtım günlerinde olacağız efendim. Çıkın çıkın gelin. Yeni başkanımız Necati Özdemir, federasyon başkanımız Necati Özdemir başkanımızın önderliğinde Ordu Dernekler Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu Ordu Tanıtım Günleri 16 ve 19 Kasım arası. Yani bütün sanatçıları aldık bu sene elimizden geldiğince sanatçılarımıza. Çünkü bu tip etkinliklerde evet tereyağımız, işte pancar çorbamız vesaire kültürel etkinliklerimizi buraya taşıyoruz ama en büyük kültür elçimiz bizim sanatçılarımızdır. Olmazsa olmazımızdır. O yüzden ben bu özverili başta Trabzon Dernekleri Federasyon Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, yöneticilerine. Gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla çoğu sanatçılarımıza da yer vermişler. İşte böyle olmak gerekiyor. Sanatçılarımızı eleyerek değil de komple emek veren, hak eden sanatçılarımızın da bu tip etkinliklerde olması bence çok güzeldi. Tüm federasyon başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, evet, Bir Sevdadır Karadeniz izleyenleri, Ahmet Güngör'ün ruhuna bir el fatiha alalım. Lütfen. Çok kötü bilirdik. Çok kötü bilirdik. Başımızın belası olarak bildiğimiz için. Allah bildiğini yapsın. Amin, amin. Yani ama onsuz da olmuyor. Gerçekten gözümüz arıyor. Kıssak da, sövsek de, dövsek de. Siz ilk onu aradın. Nereye çekiyorsun? Buraya geldim, ilk gözüm onu aradı. Evet, bütün sanatçı dostuma, Hacer Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel konuşmalarından dolayı. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz Ahmet Bey. Efendim, hepinize tekrardan selamlar, saygılar. Trabzon'un kurtuluş günlerinin 3. gününde beraberiz. Mustafa Şatıroğlu başkanımın yanındayız. Daha önce Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı yapmış. Çok değerli. Aynı zamanda şu anda Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu'nun da ağabeyi. Yani bu Şatıroğlu ailesinde hepsi birbirinden başarılı insanlar. Hepsine de buradan selamlarımızı gönderelim. Evet, Mustafa abim, şeref verdin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neler ifade etmek istersiniz? Böyle güzel bir gündeyiz. Ben takip ediyorum bütün etkinliklerinizi. Fakat hepsine iştirak etme imkanım maalesef olmuyor. Kültürel ve fikir ağırlıklı bir sivil toplum kuruluşu olan İstanbul Düşünce Enstitüsü'nü yönetiyorum. Çıkardığımız Milli Düşünce Gazetesi var. Biraz dediğim gibi fikri ve kültürel konularla ilgileniyorum. Şu anda buradaki ortamı da gerçekten çok beğendim. Bir kültür ortamı var. Trabzon Kültür Günleri diye zaten isimlendirmişsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nin de görebildiğim kadarıyla ilgisi oldukça iyi. Ben tabii tebrik ediyorum bütün organizasyonu yapan, gerçekleştiren ekibin başında Trabzon Dernekler Federasyonu, başkan, yönetim kurulu ve sizler hep beraber çok güzel bir etkinlik yaptınız. Çok güzel bir çalışmalar var. Bakıyorum her standta kültür fışkıran, sanat fışkıran, tarih kokan güzel sergiler, güzel gösteriler mevcut. Tabii ki onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, onurluyuz. İnşallah bundan sonra daha da kapsamlı, daha da geniş bir şekilde devam eder. Trabzon deyince zaten Türkiye'nin Karadeniz bölgesinin merkezidir. Tarih boyunca hep öyle olmuştur. Bütün kültürel birikimin Türk milletine yansıtılması ve anlatılması gerekiyor ki yani herkes
bize her yer Trabzon desin. Yani bunun sözünü yani Sağır Sultan bile tabiri caizse duyması lazım. Evet. Ama bu nasıl duyacak? Öncelikle benim şahsi tercihim kültürel faaliyetlerle, edebiyatımızla, sanatımızla ve karşılıklı birbirimize olan samimi diyaloglarımızla, yapacağımız kültürel etkinliklerle, sanat faaliyetleriyle, sporla, müzikle bunu hep öne çıkarmalıyız. Ve bu tabii ki kalıcı olan en önemli şey bu. Yani baki kalan bu kubbede hoş bir seda diye bir tabir vardır biliyorsunuz. Evet. Bu kubbedeki hoş seda bence kültür ağırlıklı, sanat ağırlıklı olmalıdır. Ve Trabzon'a da bu yakışır. Şu anda da Mustafa abim gerçekten öyle. Her yerde ayrı bir kültür şeyini görüyoruz. Orada yemek yarışması, diğer yerde müzik standlarımızda, işte standlarımızda Trabzon'daki yazarlarımızın kitaplarını görüyoruz. Ürünlerimizi görüyoruz. Onu Trabzon Dernekleri Federasyonu ve yönetimi buraya sergilemiş. Size de çok teşekkürler. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? İnşallah tekrarını bekliyoruz. Tekrarını arzu ediyoruz. Çok çok başarılar diliyorum. Ve Trabzon'a yakışır bu tip faaliyetlerin her zaman yanındayız. Gönülden destekliyoruz. Yazılarımızda, çalışmalarımızda, programlarımızda da hep bu hususlara vurgu yaparak, anlatmaya çalışarak biz de elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz. Sizleri, Federasyon Başkanı İsmail Şatıroğlu, bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşları, yanımızda bulunan değerli dostum, kadim dostum İdris Bey'e de çok çok ilgi ve nezaketinden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim İdris Başkan da burada. İdris Başkanım'la finali yapacağız tabii. Başkanım finali yapacağız ama neler söylemek istesin? Üçüncü gündeyiz Sayın Başkanım. Şunu söylemek isterim. Sizin mikrofonunuzda bir sevdadır Karadeniz diyor. Evet. Biz Trabzonlar da bu sevda olan Karadeniz'e, bu Karadenizli insanlara, dolayısıyla ülkemizin insanına hizmet etmeyi şiar edinmişiz. Evet. Bu noktada Sayın Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi eski il başkanımız, şimdiki birçok kurumda başkanlık yapan Sayın Mustafa Şatıroğlu başkanımızın ifade ettiği tarihi kökenimizi unutmadan, hem dünü unutmadan, hem bugünü yaşayarak yarını hazırlanma noktasında Trabzon Karadeniz birlikteliği içerisinde Trabzon Dernekleri Federasyonu bir misyon üstlenmiştir. Bu misyon doğrultusunda bizim aralıksız, aksatmadan hizmetlerimiz devam ediyor. Eksiklerimizi bizi izleyen, takip eden katılımcılardan dinleyerek not alıyoruz. Bir sonraki etkinliğe daha iyi hazırlanma adına. Evet, çok ciddi aşama aşama. Bunu yaparken de son yıllarda özellikle dünden bugüne kadar hizmeti olan tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Lakin özellikle İsmail Şatıroğlu başkanımızın lokomotif görevini üstlendiği günden günümüze kadar Trabzon Dernekleri Federasyonu ismine ve misyonuna yakışır bir vizyon ekibi oluşturmuş. Bu ekip hızla hedefe yaklaşmaktadır. Buna katkı şunu istiyoruz. Eleştiriler olsun, öz eleştiriler hatta çok olsun. Ancak eleştirinin hemen yanı sıra bizim doğru istikamette çalışmalarımıza katkıya hazır olalım. Evet. İzleyin, görün. Trabzon Dernekleri Federasyonu bundan sonra ne hedefleri vardır? Bu hedeflere hangi kaynaklarla, hangi ekiple ulaşacak? Bu ekibi iyi takip edelim diyorum. Girişte söyledim. Yerel televizyonlarımız, bizi özellikle yüreğinden, gönlünden takip eden sizi gibi kardeşlerimizin, eyvallah, bizi dinleyerek bu dinlediklerini bir hafızaya hapsetmesini istemiyoruz. Bizi izleyen, takip eden insanlara aktarmasını istiyoruz ki bizim eksiklerimiz anlaşılsın, eksiklerimiz bize ulaşsın, bize söylensin. Bu ekip çok daha güzel projelere imza atabilecek yüreğe, cesarete ve her türlü imkana sahiptir. Çünkü temsil ettiğimiz camia bu toprakların asli unsurlarının belki en temel taşlarındandır. Böyle klasik sözler söylemeye gerek yok. Trabzonlu'yu anlatmaya gerek yok. Trabzonlu'yla yan yana yaşadığın zaman Trabzon'un farkı çok net bir şekilde
Turani ve Kurani noktada öne çıkacaktır. Çok güzel. Tabii çok güzel. Evet. Evet. İdris Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. O zaman yarın final günündeyiz. Evet Mustafa Başkan. Yan tarafta benim ta Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı iken yardımcım olan emekli binbaşı Suat Günbey var. Kendisi Malatyalıdır ama evet. Trabzon hayranıdır. Evet, özellikle özellikle ziyarete gelmiştir sağ olsun. Efendim yine bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkan yardımcılığı yapan Malatyalı hemşerimiz. Evet sayın abim seni bir tanıyalım. Ben Suat Gün gazeteci yazarım. Önce Vatan Gazetesi yazarıyım. Bizim gazetemizin de sahibi Trabzonlu Abdullah Kosman diye bir beyefendi. Ona da selam ve saygılarımızı sunuyorum. Kendisi 22 seneden beri Önce Vatan Gazetesi'ni çıkartıyor. Oranın evet. da ben başlangıçtan beri devamlı yazarıyım. Maşallah. Hemen hemen 3500-4000 tane makale yazdım şimdiye kadar o gazetede. Trabzon benim gözümde yüksek çalışkanlığın, becerikli insanların memleketidir. Trabzonlular gerçi İstanbul'dan sonra Osmanlı topraklarına katıldı 1461'de. Dolayısıyla fetih ruhunun devam ettiği şehirlerimizden bir tanesi. Türkiye'de inşaat sektöründe Türkiye yapan sektörlerde Trabzonluların rolünü hepimiz biliyoruz. Eğer Trabzonlular olmasa Türkiye bu derece yüksek hızla kalkınamazdı. Olmayan arazide, sekilerde vesairede ürünler yetiştirerek memleketimizi, milletimizi besleyen son derece çalışkan, becerikli bir insan. Müziği de zaten çok hareketli görüyorsunuz. Demişler ki hani Karadenizli'ye ya Ege'nin Efe oyunu oynandığı zaman evet. ya dedim bu kadar düşün oynadıktan sonra çok kolay bu. Doğru, doğru. Dolayısıyla hareketli insanlar memleketi. Allah birliğimizi, beraberliğimizi abi. Muhafaza etsin. Çok teşekkür ediyorum. Nice Trabzon günleri kutlamak dileğiyle bütün Trabzonlulara selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Malatya'ya da selamlar gönderelim buradan. Efendim Yeni Kapı'dan hepinize selamlar, saygılar. Trabzon'un kültür günlerinden 3. günündeyiz ve burada tabii gelen misafirleri biz sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Hemen sol tarafımda değerli iş adamımız, yine bir muhtar adayımız var. Sizi bir tanıyalım. Ben Ali Kazlar, 1964 Trabzon doğumluyum. Trabzon'un Of kazasında doğdum. İlkokul orada okudum. Ortaokul Samsun'da okudum. Öyle İstanbul'a geldik. Güngören'e yerleştik. Güngören'de de otomotiv sektöründeydim. Sonra inşaat alanına geçtik. Böyle meslekte devam ediyoruz. Muhtarlık herhalde çok talep geldi. Evet. Sayın Gazal. Evet. Bir aşk oldu. Öyle diyelim. İnsanlarımızın teveccühüyle beraber sevilen bir o yörede iyi bir herkes bizi takdir ettiği için bizi herkes bütün mahalle olsun bize teveccüh ettiler. Evet, biz de, adaylığını koydular. Evet koyduk. Biz de koyduk. Rabbim nasip ederse Güngören Güneştepe'den aday olduk. Güneştepe Mahallesi muhtar adayımız diyelim. Evet. Başka adaylar evet. da vardı. Vardı illa. Ama oyumuz tabii ki Sayın Gazdalı olsun yani değil mi? Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Muradım Allah Eyvallah. Razı olsun. Başka bir mesajınız var mı muhtar? Ben şu anda yapacaklarımı açıklamak istemiyorum. Tabii zamanı geldiğinde onu da açıklayacağız. Onu inşallah bir ara geliriz. Onları çok teşekkür ederim. Ben bu programda sizi emeği geçenlerde teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ ol. Efendim bizim yapımcımız sevgili Ahmet Güngör Güneştepe'de 6 yıl oturdum diyor. Ali Kazdal için diyor oy ister ki ben orada beni tanıyanlar çoktur. Ne dersiniz? Oylar gelmeye başladı. Doğru diyor. Çok seviyoruz Ahmet kardeşimizi. Yani her zaman görüşürüz Ahmet'e. Şimdi bunun bu söyleminden kaç oy çıkar siz tahmini Sayın Muhtarım? Onun sonuna bakacağız. Yani ters tepmesin. Yok estağfurullah yok. Ahmet herkes sever. Bu arada ben sizi ve sizi de davet ediyorum. Yeşilay Dernek Başkan Yardımcısıyım ben Güngören'de. Ay maşallah. Ben sizi de davet etmiyorum. Bir hayır derneğimiz de var. İnşallah başkanımla bir araya bir gün gideriz Ahmet abi. Geniş geniş bu röportajları yaparız. Evet biz onu ayarlarız. Efendim hemen sağ tarafımda değerli başkanımız var. Güngören İnşaatçılar Derneği Başkanı. Sayın Başkanım sizi tanıyalım. Ben Mehmet Turan. 1973 Trabzon Of doğumluyum. Sizlere teşekkür ediyoruz buraya. Kaç doğumlu? 1973.
Evet, yani başkanımla yaşıtız ya. Ne güzel. Ben daha yaşlı mı gözüküyorum? Yok, sen delikanlısın ya. Evet, başkanım. Sizlere teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Için. Siz de verdiğiniz orada için. Tabii Güngören'de dernekte çok güzel sohbetleriniz de oluyor yani. Evet. Peki ne iş yapar bu dernek? Ben onu merak ediyorum. İnşaatçılar Dernek Başkanı. İnşaatçılar Dernek faaliyetlerimiz oluyor. Yani bizim akrabamıza yardım oluyor. Diyelim ihtiyaçlı kişilere. Yok hayır, şu anlamda İnşaatçılar Dernek Başkanı. Yani inşaatla alakalı bir oluşum mu yapıyorsunuz? Yani eskiden, onu eskiden yapıyorduk. Mesela babalarımız, amcalarımız inşaat yaparlardı. Müteahhitlik yaparlardı. Şu an ekonomikten dolayı biraz daha anladım. Azalttılar. İşte. Yapan yine var akrabamızda ama biz şu an yapmıyoruz. Ama kentsel dönüşümle ilgili toplantılarımız oluyor derneğimizde. Yani bir kültür derneği gibi hizmet veriyorsunuz. Kültür derneği. Akrabayı bir araya toplamak. Ne güzel. Bütün onun için mi Azmi Turan her zaman orada? Azmi Turan hep bizim onursal başkanımız diyelim. Her zaman, evet. Her zaman yanımızda. Derneğimiz sürekli 24 yani 7/24 açık diyelim. Yani sabah saat 7'de açar, akşam saat 9-10 gibi kapanır. Ne güzel. Hafta sonu dahil yani her gün açık. Evet, Ahmet Güngör, sen Güngören'e yakınsın. İnşaatçılar Derneği devamlı açık. Evet, o zaman şimdi evet Ahmet Güngör Derneği'ne gidince Sayın Başkan Azmi ile beraber gidiyor musunuz oradan? Var mı öyle bir durum? Yok, öyle bir durumumuz yok. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Evet, inşallah öyle olmaz. Evet, şimdi ben ona şahitim. Yani yayındaydım. Evet, Azmi'cim orada ince bir nüans hatası olmuş. O açığı kapatacağız yani. Yoksa zor. Öyle mi? Ha, kapatmış. Peki. Sayın Başkanım çok teşekkürler ediyorum. İnşallah çay içmeye geleceğiz bizden. Efendim şu anda Yeni Kapı'dayız. Üçüncü gününde Bahçeli Evler'in çok değerli belediye başkanı Hakan Bahadır aramızda. Başkanım hoş geldin. Şeref verdin. Hoş bulduk. Ne demek? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Yani sizi İyi gördük. Misiniz? Mutlu olduk. Teşekkür ediyorum. Bizler de. Gelenlerin böyle işte fikirlerini, yorumlarını alıyoruz. Tabii. Geldim, mutlu oldum. Cumartesi günü havada biraz böyle puslu ama gelince burada bir enerji aldık. Bir Karadenizli eniştesi olarak, damadı olaraktan bizim hanım Rize'yle enişteyi çok seversin. Gerçekten. Trabzon tabii bizim sevdiğimiz, en çok sevdiğimiz illerden Karadeniz'in güzel şehri. Hemen her sene de gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Oradaki hemşerilerimizi ziyaret ediyoruz. Ben Karadeniz'de arkadaşlarıma, Trabzonlu arkadaşlarıma özellikle saygılar sunuyorum. Bu programı düzenleyen, başta federasyon, İsmail abimize, diğer tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Buradan Trabzonlu hemşehrilerime, Karadeniz'de hemşehrilerime selamlar söylüyorum. Başkanım başarılarınız daim olsun. Sağ olun, çok teşekkür biz ederim. İfade ettiğimiz gibi Sayın Başkanı Hakan Bahadır'ı belediye başkanı olarak sevmemiz ayrı ama enişte olduğu için de ayrı bir seviyoruz. Allah, çok teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Efendim devam ediyoruz. Üçüncü gündeyiz ve Gençlik Kolları Başkanımız Hakan İlhan. Hakan'ım forma da harbiden yani şu anda Hakan'ı az önce şuradan girerken gördüm. Oğuzhan kime benzettim biliyor musun? Ya dedim o koça buraya gelmiş dedim. Yani bu kadar mı benzer? Sevgili kardeşim. Murat abi beni top oynarken gördü herhalde. Yeteneklerimden bahsediyor. Çok başarılı bir isim. Tabii o işin esprisi. Evet. Hakan'ım bu akşam ne yapacağız? Maç ne olur? Yenilmek istiyoruz tabii ki ama bence bu maç berabere bitecek ya. Ama Fener'in şeyini kıracağız burada bugün Fenerbahçe'ye. Yani diyorsun ki o çelmeyi takacağız. İnşallah. Bugün. Peki bizim şimdi sevgili Oğuzhan defilemiz vardı bugün. Ne bugün olur? Yemek yarışmamız vardı. Defilemiz yarın. Evet, defile yarın. O zaman demek ki bundan sonra maça konsantre olacağız. Sevgili Hakan'ım, üçüncü günde var mı bir mesajın tekrardan buradan söylemek istedim? Valla bayağı kalabalık oldu değil mi? Az önce Oğuzhan Başkan'la onu konuştuk. Yok. Yani beklediğimizden de fazla bir kalabalık oldu. Yarın daha da kalabalık olacak gibi gözüküyor. Evet Oğuzhan'ım yani. Sen neler söyleyeceksin bugün üçüncü gün? Biz her zaman olduğu gibi de yine bizim hemşerilerimiz bizi mahcup etmedi. Yeni Kapı'yı bu kadar doldurdukları için, bu kadar geldikleri için ayaklarına sağlık diyoruz. Akşam maç var tabii ki bu akşam. Bizim bütün konsantremiz maçta. Ben Kadıköy'de galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum bu maçta. İnşallah. Geçen hafta da Ertuğrul Başkan federasyonumuzu ziyarete gelmişti. Orada da kendinden emin bir yönetimle birlikte işlerini çok güzel yapıyorlar. O yüzden biz de Trabzonspor'a başarılar İnşallah. Diliyoruz İnşallah. Şimdi burada. Sayın muhtarım bir saniye gelir misiniz? Evet muhtarımı alalım. Şöyle ortaya alalım onu. Yani bunu niye sayın muhtarımı gör? Beykoz İshaklı Köyü. Öyle her mi? Tarafı bordo mavi yapan. Yani oraya ben bir gittim. Ya lambalar
Yani böyle bir şey yok gerçekten. Onun için Sayın Muhtarım hoş geldin. Seni burada görmek çok büyük bir şeref. Okul top sahası bir gitmenizi tavsiye ediyorum. Yer gök orada mı abi? Benim bir arkadaşım var. Sözünüzü kestim ama. Devam edin. İstanbullu. Avrupa yakasında oturuyordu. Oraya taşındı. Ya diyor biz de Trabzon'a geldik diyor. Aynen öyle. Küçük Sayın Trabzon. Muhtarım seni bir tanıyalım. Bizler tanıyoruz ama ekrandakiler seni bilir. Trabzon Tonyalıyım. Evet. Kecinlik köyünden. 1975 senesinde İshaklı köyüne geldik. Maşallah. %90 Trabzonlu olan bir köy. Tonya ve Stiksa'dan oluşuyor. Evet. Oflu bir tane var. Söyle biz de muhtar olduktan sonra Trabzon'u burada yaşatmak için bordo mavi boya yaptık işte kaldırımları falan. Şimdi o direkler falan, cami, yani halılar, okullar işte öyle. Gördün zaten. Ya harika. Ya bir de burada muhtarım burada diye demiyorum. Yani biz Çavuşbaşı Trabzonlar Dernek Başkanı Nedvi Başkan'la ziyarete gittik. O kadar iyi bir karşılama yaptı bize sağ olsun. Ve oraya görünce insan böyle nasıl söyleyeyim sana, ayrı bir dünyada Trabzon'u yani burada yaşıyorsun. Trabzonspor'u yaşıyorsun. Onun için ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayısını bekliyoruz ilçelerimizin bunu başaran bir muhtar. Bu da çok önemli bir şey. Vallahi evet. Bütün Trabzonlu'nun orada oraya gelip misafir etmekten gurur duyarız, şeref duyarız. Sağ ol muhtar. Herkesi bekleriz. Bar Ligi'nde de bordo mavi formayla takımımız evet, var. Takımlar. Beykoz Isaklı Spor diye. Hatta şunu da belirtelim. İsmail Türüt de ona Şahin'in yapmış olduğu klip de orada çekildi. Bizim altyapıda çekildi orada, evet. Onu da belirtmiş olalım yani. Peki muhtarım başka bir mesajım var. Ya, bütün Trabzonluları davet ederim. Gelmekleri bize şeref verir. Eyvallah. Misafir etmekten de şeref duyar. Seni seviyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Eyvallah. Evet Oğuz Hanım, Gençlik Kolları Başkanımız İlhan kardeşim, Trabzon Dernekleri Federasyonu. Başkan Yardımcımız yine Oğuzhan kardeşim. Evet. Bekleriz. Evet, muhtarımla biz telefonla daha önce tanıştık. Öyle mi? Evet. Bu bir okul projesi vardı onunla evet, ilgili. Evet. Sonradan pandemi tabii araya girdi. O zaman ama hiç de misafir olmak nasip olmadı. Bak müsait ayarlayın. Hep beraber inşallah oraya bir gidelim. Evet inşallah. Bekleyin. İnşallah muhtarım. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok.